Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz spor Stüdyolarına 6 Eylül günündeyiz. Saatler 11'i gösteriyor ve e, Uğur Meleke ile birlikte karşınızdayız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlıyoruz. Haftanın da ilk manşetine Uğur Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk Merhaba. Değerli izleyenler ilk sayfalarımız, ilk başlıklarımız doğal olarak milli takımdan gelecek. Milli takımımız için ilk olarak fotomaç gazetesini okuyacağız. Diyor ki başlıkta şimdi sıra Hollanda'da. Millilerimiz kağıt üzerindeki en zor maçına hazırlanıyor. Katar yolunda 5 maçta topladığı 11 puanla lider durumda bulunan Türkiye yarın Hollanda ile karşılaşacak. Şenol Güneş 3 maçlık konsantrasyon kaybının yaşanmayacağını söyledi. Bir puan bile avantaj olur diyor gazete. Şuradan Teknik direktör Şerol Güneş Hollanda maçında geride kalan bu üç karşılaşmadaki hataları tekrarlamayacaklarını söyledi. Usta hoca Cebelitar'ın suni çim sahası bizi zorladı. Hollanda maçı farklı olacak. Bir kere saha zemini iyi olacak. Rakip de güçlü. Bunun da konsantrasyonumuzu yukarı çekeceğini düşünüyorum. Ifadelerini kullandı. Şimdi buradan şuraya kadar olan kısımdan iki tane önerme çıkardım. Bir, biz bu zeminde oynayamıyoruz. İki, rakibi ciddi almadık. Devam ediyorum. Peki. Başarılı hoca planlarını her zaman olduğu gibi 3 puan için yapacaklarını ancak alacakları bir beraberliğinde grupta kalan maçlar öncesinde avantaj olduğunu yani bir puan bile bize avantaj olur sözlerini ee, çıkarımını okuyucusuyla paylaşmış. Milliler Cebeli karşı ilk devrede zorlanırken Teknik direktör Şenol Güneş ikinci 45 dakikalık bölümde Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürmüştü. Inter'in yıldızı hem klasını konuşturdu. Bir gol bir asist oynayan 27 yaşındaki futbolcunun bir vuruşu da direkten geldi. Oyunun gidişatını değiştiren Hakan Çalhanoğlu Hollanda'ya karşı önemli kozlarımızdan. Biri olacak kral dönüyor. Burak Cebeli Tarık'a karşı cezalıydı. Hollanda deplasmanında yine 11'de olacak. 4-2'lik başta hatırlayacaksınız Hollanda ile oynadığımız ilk maçta hat-trick yapmıştı diye hatırlatmış Foto Maç gazetesi. Milli gazetesi işte size dev fırsat diyor başlığında. Amirli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Cebeli Tarık maçından sonra Hollanda'yı oyuncularına ezberletmeye başladı. Gruptaki kader sınavlarından birine çıkacağız. İşte size fırsat, Hollanda'yı yenerek Letonya ve Karadağ maçlarındaki kayıpları telafi edebiliriz ifadelerini kullandı. Hemen altta Depay için özel uyarı, Şenol Güneş'in özellikle Depay ve Vinaldum gibi yıldızlar için ay yıldızlı futbolculara uyarıda bulunduğu vurgulandı. Kader maçlarından biri demiş. Bu arada ay Yıldızlılar İspanya'da Malaga'dan özel uçakla Hollanda'ya Amsterdam'a geçti. Watford'a transfer olan ve İngiltere'deki karantina süresi biten Ozan Tufan da Amsterdam'daki kafileye katıldı. Sabah gazetesi Uğurcan'la devam. Şenol Güneş Hollanda maçında as oyuncularına dönecek. Cebeli Tarık karşısında alınan 3-0'lık galibiyete rağmen oynanan futbol A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca kafasındaki ilk 11'in ipuçlarını verdi demiş. Şuradan bakıyorum neymiş bu ipuçları? Kalede Uğurcan Çakırla devam edecek. Uğurcan'ın önündeki defans dörtlüsünü Zeki, Merih Çağlar, Mert Müldür oluşturacak. Ön libero'da ise Okay oynayacak. Sağda Cengiz, solda Kenan. 10 numara pozisyonunda Hakan ve ileri uçta sarı kart cezasını tamamlayan ve Hollanda'ya karşı oynamasında sorun kalmayan Burak. Bu oyuncuların yeri garanti. Orta sahada Okay yokuşluğu tamamlayacak son formayı da Ozan Tufan giyecek. Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu adadaki oturma izni sorununu çözülüp dün kamptaki yerini aldı. Ozan Hollanda maçında ilk 11'de olacak. Peki biz bunları konuşurken G grubunda yarın oynanacak maçı kazanıp liderliği ele geçirme hesapları yapıyor Hollanda. Kaderimiz kendi ellerimizde. Türkiye'ye dur deyip büyük bir adım atacağız. Hiçbir şey Louis van Hal, hiçbir şey ilk maçtaki gibi olmayacak Türkiye karşısında galibiyetin bizim için önemini ve değerini biliyoruz diye konuştu. Ve bunu sonraya bırakalım isterseniz. E, final maçı başlığını Hollanda'yı önce bir cebeli Tarık yapalım. Tarafta Fanatik gazetesi e, Şoto Arbeladze ile bir şey yapmış. Röportaj yapmış. Evden eve röportaj. Malum şey koşullarında. E, Covid koşullarında. Koronavirüs koşullarında. E, onu sonraya bırakalım. Hollanda'yı. Cebel Tarık karşılaşması. Şimdi ilk maç şey. ilk yarıda bir kaçan penaltı var. Sa evet. e, dördüncü Henüz dördüncü dakikada. Yani hani maç golle başladı. Adeta golle başladı denir ya. O fırsat olmadı. E, Enes Ünal geçti topun başına ve e, kaleci çıkardı topu. Calling. Ya, Penaltı kaçar mı? Penaltı kurtarılır mı? Penaltıdan penaltıya değişir ama burada Enes atacağı yeri çok belli etti. İyi bir penaltı vuruşu değildi. Onun dışında da doğrusunu söylemek gerekirse bir pozisyon ürettiğimizi söylemek mümkün değil. İlk yerde zemin öyleydi böyleydi tamam eyvallah. Ancak şunu söylememe müsaade edin. Cebeye Tarık takımı oyuncuları topu ayağında tutamayan üst üste iki pas yapamayan samimiyetle söylüyorum özür dilerim. Yani kırıcı Cebel Tarık vesaire falan ama futbol anlamında söylüyorum. Yani gördük e, topu ayağında tutamıyor, topun şiddetini ayarlayamıyor. Tamam e, bazı temel şeyleri yapmaya çalışmışlar ama teknik olarak çok gerideler. Çok çalışmaları gerekiyor ya da daha mesela bir tane oyuncu say desen herhalde TJ Debar'ı söylersin muhtemelen. Evet o da enteresan e, bir maç. Var. Yetenekli ve becerili sahada görünen oyuncu olarak. Onun dışında söylüyorum orta sahada savunmada yani topu ayağında yakalayamıyor, tutamıyor ee, bizim atağımızı kesiyor kesmeye çalışırken topu te te tekrar kaybediyor yani beceri anlamında bizimle hiçbir şekilde kıyas götürmeyecek bir takıma karşı bu kadar zorlanmak hakikaten çok acayip bir durumdu ilk yarısı için. İkinci yarıda değişiklikler geldi. Değişiklikler gelince dizilişle de değişti, oyuncular da değişti. Dizilişle de değişti, kaymalar oldu vesaire. Ondan sonra biraz daha rahat oynadık ama şöyle söyleyeyim sana 78'de eee sahanın en yaşlı oyuncusu herhalde 38 yaşında stoper Cipolina. Ray Cipolina 38 yaşında bir kafa vuruşu bizim so, solumuzdan kullanıldı korner. Ceza sahası içerisinde penaltı noktası civarında bir kafa vuruşu Uğurcan çizgide çıkardı. Biliyorsun. Yani bir anda golü de yiyebilirdik ki şeyinde de Debar'ın da direkt debarında, var. 46. dakikada ilk yarıda. Abi özür dilerim. Tabi tabii tabii ilk yarıda 45 artı 6 da mı? Yok yok ilk ikinci, yo, yo. i̇kinci yarının başında evet. Hemen ikinci yarının başında. Yine 43. dakikada Debar'ın yine bir ceza sahası içerisinde şutu var. Onu da belirtelim Uğurcan şey yaptı. Müdahale etti. Zor bir maçtı. O oyuncu değişikliklerine kadar bazı şeyleri herhalde nasıl değerlendirmek lazım? Buyurun. Tabi. Ee, tabii Cebeli Tarık'la ilgili Şenol Güneş'in verdiği iki tane bilgi var. Oradan başlayayım. Bir tanesi aynı takım oyuncularına oluşuyor. Böyle bir avantajı var dedi. Lincoln Redims takımı. Bir de Redims takımının UEFA konferans ligine kaldığında altın çizdi. Evet Cebeli Tarık futbolu için çok büyük başarı. Tarihlerinde ilk kez UEFA gruplarını temsil ediliyor ama şimdi burada iki tane detayını altın çizmem lazım. Birincisi UEFA konferans gruplarına nasıl kaldı Redims takımı? Ligin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyor. Şampiyonlar Ligi önelemesini kazanamayınca Avrupa Ligi önelemesine gidiyor yeni statü gereği. Avrupa Ligi önelemesinde kaybedince de Konferans Ligi'nin playoff turuna geliyor. Yani dolayısıyla Konferans Ligi playoff turunda Letonya temsilcisinin geçmesi gruplara kalmasına yetti. Yani zannedilmesin ki Cebelitar'ın Lincoln takımı her turda onu eledi, bunu eledi, şunu eledi gruplara kaldı. Öyle olmadı. Şampiyonlar Ligi önelemesine elenip Avrupa Ligi'ne... Avrupa Ligi önelemesine eğenip konferans ligine geldi. Konferans ligi playoff turunda Letonya temsilcisini yani yine o da grubumuzda olan Letonya temsilcisini geçerek yanlış hatırlamıyorsam Letonya da Litvanya umarım yanlış söylemiyorumdur geçerek gruplara kaldı. 7 oyuncular evet Redims takımından da ama üst düzey oyuncular değil. Zaten kadroda işte Debar sadece farklı oyuncu diyorsun. İngiltere 3. liginde oynuyor. Birinci ligi değil, ikinci ligi değil, üçüncü ligi. Bizim İngiltere Premier Lig'den dört tane futbolcumuz var şu an kadroda. İki değil, üçüncü ligden oynayan oyuncu onların en fazla fark yaratan oyuncusu. Geri kalan yedi tanesi Redims, iki üç tanesi de San Josef takım oyuncusuydu. Zaten ülke 30 bin nüfuslu bir ülke yaklaşık. Çok küçük bir ülke, yedi kilometre karelik. Şaka değil, yedi kilometre kare. Evet, yedi kilometre kare, İstanbul'un nüfuslu. en küçük semti neresiydi Uğur Beyciğim, bir dakika kilometre kare olarak. Bir şöyle... semtten bile şeydir değil mi? Yok e, bizim 7 kilometre kare semtimiz A yok yani. Alan olarak küçük En küçük. Yani. Yok yani öyle Nüfus bir şey, olarak Mahallemiz küçük yok yani. Bir mahalle boyutunda bir ülke doğaldır ki bu kadar yetenekli çocuk çıkmış yani. Cebel milli yani. takımının bu seviyede olması doğal. Ee, bizim tabii ki bu bilgiler yeni değil. Bu bilgiler yani 3 aydır Şenol Güneş'in elinde var. Euro bittikten sonra, eurolar bittikten sonra zaten konsantrasyon neresi? Eylül'deki maçlar. Dolayısıyla ona göre hazırlık yapman lazım. Benim zaten itiraz ettiğim, isyan ettiğim konu bu. Cebel Tarık'ın işte zeminin sonuydu tamam. Zeminin sonuydu bunu biliyorduk zaten. Cebel Tarık takımı aynı takımdan 7 oyuncu var. Evet bunu da biliyorduk. Zaten hep öyleler. Ama senin önünde bir 3 başlık bir plan var. İşte önce e, bir, bir tane maçın var kazanman gereken Karadağ. ondan sonra Cebel Tarık maçı var. Orada dinlendirmen lazım aslarını. Ondan sonra da Hollanda maçı var. Ölüm kalın maçı. Buna göre de bir kadro çağırman lazım. Ben, biz ısrarla İngiltere Premier Lig oyuncularımızı büyük ihtimalle kullanamayacağımızı da bildiğimiz halde 26 kişilik bir kadro. 4'ü çıkınca 22 kaldı. 22 kişiyle Karadağ maçına çıktık. 23 kişi takım bile tamamlamadık. Onun altını çizdim. 23 kişilik kadro hakkımız vardı onu bile Doğru. tamamlamadık. Geldikçe belli Tarık maçına yeni oyuncu da davet etmedik. Sadece Premier Lig oyuncuları geri döndü. Dolayısıyla Zeki, Kaan ve Mert 3 tane oyuncu Karadağ maçından sonra Cebel Tarık maçına da ilk 11'de başladılar. Şimdi soruyorum. Bu oyuncular Hollanda maçına da mı 11'de başlayacak? Büyük bir ihtimalle başlayacaklar. Büyük bir ihtimalle Özellikle başlayayım. Zeki ile Mert'e zaten mahkumuz. Oyuncumuz yok. E şimdi bu oyuncuları 7 günde 3 maç oynatıyorsun. Evet. Ya 7 günde 3 maç oynatmak baştaki planlama bu muydu? Baştaki planlama buysa yanlış. Zaten baştaki planlama bu olmak zorunda. Çünkü kadroya yedek sağ bek çağırmamışsın. Demek ki Zeki 3 maçları kullanacaksın anlamı kadarla. Ya da Cebel Tarık maçında kullanmayacaktın oraya başka birini devşirecektin işte Mert'i sağ Rıdvan'a sola mı koyacaksın ne yapacaksın bu durumda da Mert 3 maç oynamış olacak yani eksik çağırmışsın kadroyu eksik çağırmanın bedelini ödüyoruz sebebi sensin niye geniş bir kadro çağırmıyorsun niye bu takıma alternatif sabek çağırmıyorsun Cebel Tarık maçına bir defa az oyuncularla çıkmamalıydık yani Zeki Kaan ve Mert'in Cebel Tarık maçına başlaması yanlış Ya yani 7 günde 3 maç özellikle ikisi deplasmanken biri Cebel Tarık deplasmanı biri Hollanda deplasmanı seyahatler de var Bence doğru bir strateji değildi. Bir defa burada bir strateji hatası var bana sorarsan. Şimdi bu strateji hatası neye mal oluyor? Şimdi bir de oraya gelelim. Bu tarz maçlar, Cebel Tarık gibi maçlar biraz karmaşık maçlardır. Çünkü Avrupa'nın en güçsüz takımlarından biri. FIFA sıralamasında 194. Zaten 194 tane ülke var mı diye düşünmüştür diye insanlar değil mi? <laughs> 194. Doğru. Söyleyince öyle geliyor. Bak artık. üzerindeki ülkeleri söyleyeyim. Sen, Rusya, makao Monserrat gibi ülkeler Cebel Tarık'tan iyi. Bazılarının ülke olduğunu bile bilmiyorduk değil mi? saydığım ülkeler özellikle onları seçtim. Bazılarının ülke olduğunu bile bilmediğin ülkeler Cebel üzerinde. Bu tarz rakipler tabi biraz karmaşık maçlardır. Konsantrasyon işidir. Duygu işidir bu. Biraz teknik taktikten iş çıkar. Duygu durumunun yüksek olması lazım. Bu maça iyi seviyede çıkacak oyuncu bulman lazım. Bu açıdan da geniş kadro lazım. Şimdi bu maça yani Yusuf Yazıcı'yla hala Yusuf Yazıcı'yla çıkıyoruz. Hala Mert'le, hala Zeki'yle ya bunların bu maça yüzde yüzde çıkmasını bekleyebilir misin? Bunlar tabii ki Hollanda maçına konsantre olacak. Zaten öyle istersin. Cebeli Tarık maçına gözü parlayan oyuncu bulman lazım. Bu maç benim hayatım maçı gibi istenen oyuncu bulman lazım. Niye penaltıyı Efecan aldı? Penaltıyı Efecan kazandı. İlk yarıda ilk takımın en hareketlisi Efecan'dı. Sürpriz değil. Çünkü Efecan için bu hayatının maçı. Başka Efecanlar bulman lazım. Efecan'ın bu maçta yıldız sürpriz değil. Hem Efecan'a göre rakipler, rakip zayıf. Efecan diyor ki ya ben bunları parçalarım diyor ben bunlara karşı gol atarım, asist yaparım diyor. Hem o özgüveni oluyor hem de kendini gösterme fırsatı. Ben bir daha ne zaman ilk 11 fırsatı bulacağım? Burada bulmuşken kendimi göstereyim diyor. O yüzden Efecan yıldızlaşıyor maçta çok doğal. Başka Efecanlar çağırman lazımdı bir takıma. Şimdi ben diyorum ki Adem Büyü niye bir takıma davet etmedi? Diyorlar ki işte Burak var, Enes var, Kenan var, Halil var. Var ben bunların farkındayım. Ama bu bir strateji. Bunlar Karadağ ve Hollanda maçında oyuncuları. Cebel Tarık maçına özgü, o maç özgü bazı gözü parlayan bazı o maçı kendi hayatının maçı gibi hissedebilecek oyuncular çağırman lazımdı. Ali Akman olabilirdi Ümit Milli Takım yerine A'ya kaydırılabilirdi. Umut Bozok olabilirdi. Daha önce Ümit Milli Takım'da oynattığımız şu an ligde çok formda olan Kasımpaşa'da Umut olabilir. Birkaç tane gözü parlayan oyuncu bul. Ben not ettim birkaç tane. Mesela Görkem Sağlam Hollanda'da çok formda. Görkem Sağlam'ı çağırmamamızı anlamadım. Nazım Sabek alternatif olarak çağrılabilirdi. Umut Güneş Alanya'da sezonu çok iyi açmıştı. Sol bek alternatifi madem Rıdvan'ı tutmuyorsun. Berkan da vardı. İşte Ali Akman var. Ravil Tagir var. Stoper alternatifi olabilecek. Barış Alper Yılmaz var. Ümit Milli Takımı. Ümit Milli Takımı sol Bekir Eren var. Ferdi sorununu ne oldu bilmiyorum. Ferdi'den vaz mı geçtik? Ferdi ile konuşuyor muyuz? Bayağı oyuncumuz var aslında. Yok değil. Ben bunları sayınca insanlar sanıyorlar ki bunları Hollanda maşa çıkartalım diyorum. Hayır. Hollanda maşa çıkartalım demiyorum. Oraya yine as oyuncularımızı çıkartalım. Ama Cebeli Tarık maçında kullanacağın farklı oyuncuları önceden belirlemeliydin. Sürpriz olmamalı bu. Şimdi eğer Hollanda maçından sonra çıkıp Şenol e Güneş bazı oyuncularımız yorgundu derse ben isyan ederim. Zeki gibi, Kaan gibi, Yusuf gibi, Mert gibi oyuncularımız. E 3 maçı üst üste 11'de kullanırsan 7 günde yorgun olurlar tabii ki. 3 kere de seyahat yaparlarsa. Yani niçin yorgun olsunlar? Yorgun olmamalılar. Dolayısıyla Cebeli Tarık maçında beklentileri özellikle 45'te karşılayan karşılayamamamızı ben şuna bağlıyorum. Gözü parlayan birkaç oyuncu lazımdı. Bu maç hayatının maçı gibi hissedebilecek birkaç oyuncu lazımdı. Maalesef onları bulamadık. Peki. Şimdi bu hangisi dostlar hangi maçın şeyi? Bu en son Cebel Tarık. Cebel Tarık maçının 11'i. Ee, Cebel Tarık bununla, bu 11 ile başladık bu dizilişle. Bir de şeyi rica edebilir miyiz? Karadağ maçını rica edebilir miyiz lütfen? Buyurunuz o da gelsin. Yine 4-1-4-1 dizilişiyle. Evet. 4 oyuncu aynı. 7 oyuncu değiştirdik. Aynı olanlar Zeki, Kaan, Mert ve Yusuf. Evet. Kim sonradan ikinci yarıda soktuğumuz işte Hakan'la, Kenan'la falan o oyuncu sayısı arttı. Şimdi. Aynı oyuncu sayısı arttı. Sen e, şeyi çok güzel anlattın. Oyuncu tercihlerini. Oyuncu tercihlerini değil. Kadro sayısı başta olmak üzere. Kadro darlığı aslında. Bir kadro, kadro tutuculu. Yapılması e, daha sağlıklı olurdu dedin. Peki. Her şeye rağmen dizilişleri getirdik, 11'leri getirdik. Olayın şöyle bir boyutu da var mı? Bu oyuncular bizi Euro 2020'ye taşıyan oyuncular. Bu oyuncular sonrasında galibiyetleri alan Hollanda'yı mağlup eden oyuncular. Ne değişti? Şimdi en basitinden Cebe Tarık maçına düşünecek olursan az önce de söyledin Yani coşkuyla, eğlenceyle, güle oynaya, abartıyorsam sen söyle lütfen, güle oynaya oynayacağı, antrenman maçı gibi... Evet. Daha iyi hale getirmek istediği yönlerini daha da iyileştirebilecek bir antrenman maçı havasına geçmesi gerekirken e, ilk yarı nasıl geçti? Mesela ne yaptık biz ilk yarıda? Orta Bizim, yaptık. bizim bir orta orta alan problem, orta alan kurgusu problemimiz mi var? Biz ortada oyun mu kuramıyoruz? Hani denir ya çok basit. Orta alanın kadarsın. Orta sahan kadarsın. Böyle bir problem mi yaşıyoruz biz? Çünkü kimse ne yaptığını biliyormuş gibi görünmüyor. Bir, iki, e, şey, Enes Ünal'dan ne bekliyoruz? Yani şimdi Enes Ünal'da başlıyoruz. Ya Burak Yılmaz performansı olmayacağını biliyoruz. Evet. Hiç kimse beklemiyordur. E peki ne bekliyoruz? Gol değilse ne bekliyoruz? Şuradan başlayalım. Ne oynamaya çalıştık Enes? Evet oradan başlayalım. Taktiksel planımız neydi? Benim gördüğüm kadarıyla şimdi Cebel Tarık takımı doğal olarak blok olarak kendi bölgesine çekildi. 9 oyuncuyla karşıladı. 9 oyuncuyla birinci bölgelerine sıkıştı. için biz zaten oraya kadar çok rahat geldik. Ama sonra üçüncü bölgelerinde bizim üçüncü bölgemizde onları çözmekte güçlük çektik ve çok orta yaptık. Sanırım orta yapma gibi bir planımız vardı ama bu ortalara karşı o dev kalecileri öncelikle iyi çıktı. Çok İkili topladı. İkili istatistikler de vardı galiba değil mi dostlar? Ayrıca stoperleri o e, havada üstünlerdi yani havada bize üstünlük kurdular. Biz orta yapma planıyla oynadık. Galiba Enes'in bu ortalara karşı iş yapacağını mı düşündük? İşte ikinci santifora Yusuf girecek. Yusuf'un da boyu uzun. O da iş yapacak diye mi düşündük bilmiyorum ama çok orta yaptık ilk yarıda. Ben şunu düşündüm. Madem orta yapacağız stratejimiz bu. Aslında orta yapmaya uygun center forward tipi veya çift santrfor. var Şimdi çift santrfor oynadık aslında. Kerem Enes oynadı. Enteresan bir şekilde Kerem'i ilk şeye yakın oynattı Enes'e. Yusuf'u sola yakın oynattı. 4-4-2 gibiydik bazen. Ama Kerem de bu ortaları vuracak, gol yapacak oyuncu değil ki. Kerem ilk yarıda kere hiç gözükmedi dikkat edersen. Kerem'den verim alamadık. Çünkü Kerem orijinal pozisyonda olması gereken rolde oynamadı. Yani orada ne düşündü? Orta Herkes yapacaksa, anlamakta da zorlandı evet. bu durumu. Orta yapacaksak tamam orta yapalım. Peki stratejimiz bu olsun ama santrforların ortalara vuracak tipte santrfor olması lazım. Kerem olacaksa santrfor, Enes olacaksa başka tip bir oyun oynaman lazım. Yani oyun santrforlar oymadı ya da santrforlar oyuna oymadı bana sorarsan. Mesela Adem Büyük burada da yine akla geliyor. Bu ortaları gerçekten de çerçeveye itebilecek bir adam. Boyu çok uzun değil ama her yere kafasını, ayağını falan sokuyor. Değişik bir şekilde o topları alıyor. Şey bunları adam kariyeri biliyoruz. boyunca İzledim. aldı. Evet. Yaptı bunu. Ee, dolayısıyla bu tip oyun çok uygun değildi. şimdi. Gelelim Enes'e. Enes özel bir oyuncu. 4 yıldır falan İspanya'da oynuyor. La Liga'da oynuyor. Daha önce de Belçika ve Hollanda performansları iyiydi. Manchester City'ye transfer oldu. Çıkışı iyiydi. Ama 4 yıldır İspanya'da başka tip de o bir oyuncuya dönüştü. Neye dönüştü? Hetafe takımı bu sezon antrenör değiştirdi ama oyununu korudu. Ee, Pepe Bordalas'ın İspanya'nın en tutucu antrenörlerinden biridir. Şu anda Valencia'ya gitti. Pepe Bordalas'ın kurguladığı bir takım. Pepe çok savaşçı takım yaptı. Böyle e, son derece fizik kalitesi yüksek. Geçişleri faullerle kesen, kolay kolay defansa boşluk vermeyen. 1-0 ustası bir takım yarattı Hetafe'ye. Şimdi yerine gelen gelmiş de onu sürdürüyor. Buna uygun santrfor tercih etti Enes'i geçen sezon alırken. Enes'in özelliğine stoperlere savaşır, kavga eder, hava toplarını indirir. Boş koşular yapar, çapraz koşular yapar. Onların da bir golcü santrfor Ram Ramirez var. Ona da alan yaratır. Diğer oyuncuların gol atma fırsatını yaratır. Dolayısıyla biz Enes'i kullanıyorsak bu tipte kullanmamız lazım. Mesela 4-4-2 oynayacağımız bir maçta Burak'ın yanında olabilir. Adem olsa milli takımda Adem'in yanında olabilir. Ali Akman olsa onun yanında olabilir. Umut Bozo'nun yanında olabilir. ama tek santrfor Enes ya da Kerem'in yanında Enes olmuyor. Çünkü Enes'in boşalttığı alanlarda Kerem o golleri atacak bir oyuncu değil. Olmuyor yani. Enes'in bu sezon baktım. Hetafe La Liga'nın en düşük XG istatisine ulaşmış. Bu sezon 3 haftada. Bir golü var Hetafe'nin. 3 haftada. Yarattığı pozisyon gol bekten 0.7. Bak 3 maç sonunda. <laughs> o zaman niye diye yani niye? 7 isabet şutu var sadece Enes'in 3 maçta. 3 maçın toplamında Hetafe'nin özür dilerim. Hetafe'nin 3 maçın sonunda 7 isabet şutu var. Enes'in de 0. Enes'in 3 maç sonunda isabet şutu 0. Soruyorum Şenol Güneş'e. Acaba Hetafe'yi hiç izliyor musunuz? Ya da Enes ne yapıyor orada? Hetafe nasıl kullanıyor? Çünkü biz Hetafe gibi bir top oynamayacağız. En azından Cebel karşı bu belli. Peki çok güzel söyledin. Ee, sadece Enes değil diğer oyuncuları da düşün. Hepsi kendi kulübünde daha bir farklı ortam bulabiliyor en iyi yaptıkları şeyi daha iyi yapmalarına müsaade eden. Bizim milli takımımızda onu da göremiyoruz. Onu yakalayamıyoruz. Herkes abi. kopuk. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zeki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Cengiz bir şeyler. Hakan Çalhanoğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yusuf bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hep bir şeyler birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Hele ki ikinci yarıda. Kulüp performanslarını yakalayamıyorlar. Diyorsun. Bir noktadan sonra her topta geriye koşmaya başladık. Dikkat ettin bunu? İkinci yarıda öndeyken Biz yani. Biz golü bir arası. Aynen 0 -0. öyle. Yani Pozisyonu verdik. İşte 78'de ben şuna bağlıyorum. Bir şey var. Bir tane yine şey koştu, debar koştu. Ben şuna bağlıyorum bunu. Milli takımı bir kulüp hüviyetine çevirdi. Aynı oyuncularla devam ediyor sürekli. Ama onun da getirisini göremiyoruz şu anda. Bir de götürüsü var. Rekabet yok. Oyuncu ne oynarsa oynasın, milli oynamasa da ya da milli takıma çağrılacağını biliyor. Milli takıma performans verirse seversin, 11'de kalacağını biliyor. Yani milli takım dediğin rekabet işi. Bir defa ben formamı garanti hissetmemeliyim. Yani şimdi teker teker bakalım. Kaan henüz bu sezon kulüp futbolu oynamadı ya da bir dakika sahaya çıktı galiba. Mesela Kaan biliyor ki oynayacak. Mert bu sezon hiç oynamadı. Sıfır dakika. Ee, bu maç 11'e değil de bir önceki maç 11'ine bakarsan Kenan sola çıktı. Beşiktaş'ta henüz hiç sol açık oynamadı Kenan. Cebeye maçında da sonradan girdi oyuna. Evet yine sol açık oynadı. Sol açık oynadı. Bir buçuk maç oynadı Beşiktaş'ta. Center Ford'u. Beşiktaş'ta sol açık oynamıyor ki. Ya şimdi kulüp performansları iyi değil. Kulüp performansları bu mevkide değil. Ama geliyorlar milli takıma ezbere bir oyuna devam ediyorlar. Bir rekabet ortamı bence yaratamıyor. Rekabetin olmadığı yerde oyuncuların gelişmesini bekleyemezsin. Herkes alternatif kadar güçlüdür dünyada. Kulübeye baktığı zaman bir tehdit hissetmesi lazım. Şimdi Hollanda maçının muhtemel 11'ini verdi az önce gazeteden değil mi? Okudunuz. Ozan Tufan 11'de diyor gazete. Evet doğru. Niye söylüyor bunu? Ozan Tufan'ın performansına bakarak mı? Hayır. Çünkü Şenol Güneş'in kafasında bir 11 var. Kenan'ın sola çık başlayacağını, Ozan'ın ortasına da başlayacağını tahmin ediyor gazeteler. Çünkü ezbere o takım çıkacak. Bir başka soru. Lütfen Karadağ maçının 11'ini rica edelim. Ekrana. Bu Karadağ 11'inde Uğur Beyciğim oyunu kim kuruyor? İşte Okay, Hakan Yusuf merkezimiz onu mu kastediyoruz? E, oyunu kim kuracak burada? Hakan yani Orta herhalde. Hakan da kurmasını Yusuf. Beklersin. Değil mi? Ya yani. orta saha kurmasını. Peki biz bunu ne kadar yaptık şeyde? Karadağ Karadağ maçında. maçında. Evet. Ya Karadağ maçında özellikle ikinci yarıda bir acayip bir vites küçüktük. Enteresan bir şekilde böyle paslarımızın hızı azaldı, şiddeti azaldı. Vakit geçirmeye falan çalıştık durum 2 iken oyun kuramamamız biraz da bu mantalite ile alakalı. Şimdi Hakan Inter'de bunu yapmıyor ya da Yusuf Lille'de bunu yapmıyor. Son şampiyon Lille. Hakan Yusuf son geniş. şampiyon takımda oynuyor. Yeni gitti oraya ama son şampiyon Inter. Yani 5 büyük ligin de iyi takımlardan geliyorlar. Cengiz Marsilya ile olumlu bir top oynuyor. Burak son şampiyon takımda oynuyor. Oyun kurucudan ziyade gole yakın adamlar. Daha pozitif top oynuyorlar orada. Ve her dakika Hücum etmeyi ve farkı daha fazla artırmayı düşünüyorlar. Biz Letonya maçında da Karadağ maçında skoru bulduktan sonra koruma psikolojisine girdik. Ve rakibin aslında umudu yokken onlara umut verdik. Bence oradaki sorun oydu. 45 dakika iyiydik Karadağ maçında. ikinci 45 kötüydük. Şu 11'de oyun kurma işi beklentisi tamamen o üstüne mi kalıyor bir yerden sonra? Abaçım Karadağ maçında biz daha çok kanatlardan oynadık ve kanatlardan yerden ortalar Aslında kötü değildik. İlk yarıda hatırla. Ben yani yine şeye sabitteyim ben. Orta sahan kadar varsın. Sen diyorsun ki merkezden iyi değil. Oyun kalitesi. Dolayısıyla birisi. Daha çok kanatlarda şey, hiç, Ondan sonra işletemiyoruz hiçbir şey. Merkezde mi değişiklik olması gerektiğini düşünüyorsun? Bence öyle. Belki de rekabeti artırmak lazım. Yani Hakan'ın da Yusuf'un da Okay'ını tehdit hissetmesi lazım belki de. Ama ben mesela Karadağ maçındaki meseleyi şöyle hissettim. 45 dakika biz oyunu genelde kanatlara yaydık. Oyunu genişlettik. Kanatlardan yerden ortalar yaptık. Golleri de böyle bulduk. Pozisyonları da böyle buldu. Kanatlardan yardım atar. Ama o ilk yarıdaki tempomuzu, 35 dakikalık tempomuzu 2-0'dan sonra kaybettik. Yani ben anlamıyorum. Karadağ karşı Türkiye milli takımı 2-1'i korumaya çalışmaz. Bizim aramızda büyük bir güç ve kalite farkı var. Karadağ karşı biz 9 tane 5 büyüklük oyuncusu da çıkıyoruz. Onların 2 tane. Sadece Marušić ve Savić. iki tane 5 büyüklük oyuncusu vardı. Bize 9 tane. Biz çok daha kaliteliyiz. Biz 350-400 milyon euroluk bir takımız. Onların 6-7 katıydık. Yani bu veriler ışığında zaten Karadağ'a karşı biz 2-1 iken 3-1 aramamız lazım. Oradaki sıkıntı oydu. Şenol Güneş ısrarla Letonya maçında yaptığı hatayı Karadağ maçında yaptı. Bir hatayı bir kere yaparsan hatadır. Ama iki kere yaparsan kusura bakma bunu sorgularız. Ve ayrıca oyuncuları suçlayamazsın her basın toplantısında. Her basın toplantısında isim vererek oyuncuları suçluyor. Hem oyuncuları suçlamak istemiyorum diyor. Hem birinci golle bir eser hata var diyor. Mert Müldür'ü işaret ediyor. Ya tamam da birinci Birinci bir takımı, golü yedin diyelim ki sen bunu telafi edebilirsin. Bir takımı izlerken herhangi bir takım milli takım unut herhangi bir futbol maçı bir takımı izlerken e, rakibi ceza sahasının oraya kadar geliyor. Ondan sonra sağa gidiyor sola gidiyor sağa gidiyor sola gidiyor. Bakarsın bu taktik için bir adam kaçsın diye boş alan bulmak için yapıyor. Ya da kimse kaçmıyordur atacak yer bulamıyordur aldığı yere geri veriyordur. Stratejisi yok diyor. Bektarip maçına biraz öyle oldu. Bu, evet, bundan evet, bahsediyorum. Oldu. Yani gidiyorsun bakıyorsun ben Uğur'a veriyorum. Uğur bakıyor şöyle bir kimse yok. E, geri veriyor. Evet. Bana veriyorsun. Ben bakıyorum kameraman arkadaşıma atsam mı acaba falan. E, yok yine uğruyor. Sen bu, bu sefer o, o tarafa gidiyor. Bu sefer bir kişi koşarsa koşuyor. E, niye yapıyoruz ki? 45 bunu? dakika öyleydi. Sonra mesela orta mesafe şut denemedik ilk yerde. İkinci yarıda hemen Hakan evet. denedi gol oldu. Mesela bu tarz kapalı defanslara Hakan karşı. Hakan'ın girmesi yetti yani. Orta mesafe şut denersin. Mesela duran toplar, kornerler, varyasyon yaparsın. Farklı bir şey kornerlerden yaratabilirsin. Azerbaycan bize bir uğratmıştı yıllar önce mesela. Korneri kullandılar yerden bir kişi atladı, ikincisi atladı, üçüncüsü atladı. Yerden bir vuruşta galiba Raşat Sadık O attı mesela. Yani bir şey yaparsın. Duran topta organizasyon. Orta mesafe şut denemiyorsun. Rakip kapalı. Kapalı savunmaya karşı. Duran top organizasyonu enteresan bir şey yok. Arka direğe atıyoruz sürekli. Yani bazen verkaç gibi topuk gibi böyle özel oyuncular fark yaratın. Onu da yaratamadılar. Hakan sağda değildi. Hakan girince o farkı yarattı. Cebel Tarak'a karşı 45 dakika gerçekten ne yaptığını bilmeyen, stratejisi olmayan, hazırlığı olmayan ama ben yine altın çizeceğim. Farklı oyuncu kullanması lazım. Cebel Tara karşı o maç hayatının maçı gibi hissedecek oyuncu lazımdı. O da önemli bir faktör. Pekala. Yani e, birçok aslında değerlendirilecek tarafı vardı ki hepsini e, değerli izleyenler masaya koymaya e, çalıştık. Varsa atladığımız bir nokta buyurun yazın okuyalım. Şimdi neredeyiz? Hemen bakıyorum. Fanatik Gazetesi. Final maçı. Bu akşam özür dilerim. Yarın akşam Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Şota Arbelazze ile bir özel röportaj. Şota Arveladze hem Türk futbolu hem de yarınki Hollanda sınavı ile ilgili konuştu. Türkiye büyük maçları daha iyi oynuyor. Hollanda karşılaşması final gibi olacak. Önemli olan skoru almak ve en kötü berabere kalmak. Bu yetenekli kadronun onları yenecek kapasitesi var. Burak Yılmaz'ı çok beğeniyor ve saygı duyuyorum. Bu yaşta Fransa'ya gitti. Paris Saint Germain'in yıldızlarına karşı Lille'de şampiyon oldu. Kendisine iyi bakarsa 40 yaşına kadar oynayacağını düşünüyorum sözleri başlık ve başlık altında görülmüş. Türkiye'nin zor maçları daha iyi oynadığını düşünüyorum diyor. Şoto Arbeladze. Karadağ karşısında ilk 40 dakika harika bir oyun. Rakibe pozisyon verilmedi. Daha sonra hatalar ve 2-2'lik iki sonuç. Ben yine bu kaliteli kadronun gruptan çıkacağını düşünüyorum. Şanssız 4 puan kaybedeli demiş. Şanssızlık demeyelim herhalde isterseniz ona da. Zaten her iki maçı da enine boyuna değerlendirdik. Şuradan bakıyorum. Süper Lig'de hocalar yine gönderiliyor. 30 yıldan fazladır Türkiye'deyim. İlk buraya geldiğimde de bu böyleydi. Neticeler kötü olunca hocalar gönderilir. Burada futbol kolay değil. Ortam biraz gergin. E, gergin bir sektörde de akıllı hareket etmek zordur. Bu sözleri bir unutmayalım. Bir kenara koyalım. Gergin ortamda hareket etmek gerçekten e, zordur ki hakikaten söylediği gibi 3. hafta itibariyle 5 tane değil mi? Daha ondan sonra bir daha olmadı. 5'ten fazla hoca değiştirmedi. 5 galiba en son sayı evet. Şuradan bakayım maçla alakalı olarak. Şotar Beyaz'a başka ne söylemiş maçla alakalı olarak? Final gibi bir maç olacak. Burada önemli olan kötü ya da iyi oynamak değil, skoru almak. Milli takımın puan alması gerekiyor. Karadağ ve Letonya karşısında kaybedilen 4 puan işte burada karşımıza çıkıyor. Keşke 5 puan fark olsaydı daha rahat olsaydık. Türkiye'nin rakibini yenecek kadro kalitesi var. Son 25 yıldır Türkiye'yi takip ediyorum ve bu kadar üst düzey takımlarda oynayan bir jenerasyon görmedim. Bu tip maçlarda herkesin iyi oynaması gerek. Hollanda çok çok iyi oynayan bir takım değil ama iyi bir hocaları var ve çok ama çok organizeler demiş. İşte bizim de eksik kaldığımız yer benim gördüğüm kadarıyla tam da Şotar Belazen'in söyledi bu organize olma kısmı. Çünkü özellikle Cebeye Tarık karşılaşmasında Karadağ maçının ikinci yarısında ne yapacağını bilmeyen ne yapacağını bilmeyen oyuncuların böyle ne yapsam oraya mı versem bakıyor kimse yok dur yana vereyim oraya vereyim. Ondan da bir pat bir top kaybı hop pozisyon. Evet. Aa, şota güzel bir analiz yapmış. Teşekkür ederiz. Ben Türkiye'de bir kulübün yerinde olsam Şota'yı sportif direktör olarak getirmek isterdim. Bak altın izliyorum tek direkt olarak değil. Sportif direkt olarak, futbol aklı olarak, futbol işinin başına, operasyonun başına getirmek çok isterdim. Bence Şota'nın bundan sonraki kariyer çizgisi de öyle olmalı diye hissediyorum. Tek direktörlük yerine acaba sportif direktörlük olarak yapar mı kariyerin diye. Bir şota parantezi açayım tekrar bizim Hollanda maçına döneyim. Altılı bir grup bu. Altılı bir grup olmasına rağmen başından beri aslında üçlüydü. Hollanda, Norveç, Türkiye'den. Biri lider, biri ikinci bitirecek. Bunu biliyoruz. Diğer üçlüye karşı puan kaybetmeyeceğini varsayıyorsun bu üçlünün ki ilk yarı bitti ligde. Beşer maç tamamlandı. Hollanda puan kaybetti mi diğerlerine? Hayır. Norveç puan kaybetti mi diğerlerine? Hayır. Biz kaybettik 4 puan. Yani korkunç. 5 maçın sonunda en kötü senaryo. Onlar Karadağ, Letonya, Cebel yendi. Biz bu üçlüye karşı 4 puan kaybettik. Yani en kötü senaryo maalesef orada gerçekleşti. Dolayısıyla bizim kalan 5 maçta şöyle bir strateji izlememiz lazım. Bir defa Karadağ, Letonya, Cebel bu kez yeneceğiz asla onlara puan kaybetmeyeceğiz. 3 maç 9 puan. Hollanda ve Norveç'ten de birer puan alırsak ikinciliğimiz garanti oluyor. Grup ikinciliği garanti, grup liderliği şansımız da var. Ama en azından ikinciliği garanti hale getiriyoruz. O yüzden benim kafamdaki senaryo kalan 5 maçta Cebeli Tarık, Letonya, Karadağ yenmek, orada takılmamak, Hollanda ve Norveç'e de yenilmemek. En azından birer puan almak. O zaman Hollanda-Norveç maçının sonucuna göre belki bizim lider olma durumumuz da olabilir. Bu maçta Amsterdam'da ee, karşımıza da artık De Boer'in Hollanda'sı o dezorganize Hollanda yok. Son derece organize artık Van Hollanda'sı var. Artık başka bir Hollanda var. Onlar da zaten e, geçtiğimiz iki maçta organize bir top oynadılar. Dörtlü savunmaya döndüler. Orta sahada Dero'nun yerine Klaassen'e döndüler ki Klaassen çok fark yaratıyor orta sahada. Bence doğru yaptı. Depay sahte dokuz gibi oynuyor. Sandford oynuyor ama orta sahaya altılıyor hiç kolay olmayacak. Norveç maçında da, Karadağ maçında da organize bir top oynadılar. Norveç maçında bu arada maç 1-1 bitti ama %64 topla oynadılar. Bir dakika emin olmak için istis sıra açıyorum ama aklımda kalan %64 topla oynadılar ve şutlarda da üstünlerdi. Evet 17'ye 7 şut. Hollanda Norveç deplasmanında %64 de topla oynadılar. Sonra da Karadağ 4-0 yendiler. Yani iyi 180 dakikalık performansla geliyorlar bizim karşımıza. Ben beraberliğin fena sonuç olmayacağını düşünüyorum. Hollanda'ya karşı. Grubunda bu 3 artı 3 yapısını umarım bu ikinci yarıda yani ligin ikinci yarısı artık bu. Daha doğru değerlendiririz. Grubumuz zayıf üçlüsüne umarım puan kaybetmeyiz. zor ve Hollanda'ya da umarım yenilmeyiz. En son Cebeli Tarık 11'de bir kez daha rica edelim. Zeki'nin e, ikinci araya başlamadı Cebel Tarık karşılaşmasında e, Allah korusun hani bir sakatlığı ciddi midir değil midir? Ben bir şey görmedim. Hani bu maçta Hollanda maçında zaten maça başlaması lazım. Zeki 180 dakika olacak. kullanıp sonra bir de Hollanda maçında mı kullanacaksın? E, muhtemelen... ama bu sefer de diyeceksin ki kim başlayacak? Kadro yedek sabek çağırmadığı için. E, Mert'i bu tarafa koyup Rıdvan'ı neden ama neden? Neden <laughs> yani? Neden as sol bekimizi sağa koymak zorunda kalıyoruz? Yani bu bir kulüp değil ki bu milli takım. İstediğin kadar oyuncu çağırabiliyorsun. Bunun farkında değil mi? Niye bir sa ikinci sağ bek çağırmıyorsun takıma? Yani ben delireceğim. Taylan gerçekten buna cevap bulamıyorum. Yok evet ilginç. E, Taylan Ozan gelecek şimdi. Ozan muhtemelen sahada evet. olacaktır. E, orta saha kurgumuz nasıl olacak peki sence? Ozan, Yusuf, Hakan olacak herhalde. Şey, Okay, Ozan, Hakan olacak 4 -1, herhalde. 4-1 4-1 mi yine? 4-1 hep 4-1 4-1 oynuyoruz zaten. Biz bu uzun zamandır Euro'larda da öncesi Dünya Kupası elemelerinde de milli takımı zaten dizilişi 4-1 4-1. Gazeteler hala 4-2-3-1 sanıyorlar ama hayır hep 4-1. Sahada çünkü biraz karışıyor e, ee, şeyler. Dörtlünün önünde Okay. Okay'ın önünde bir ikili oynuyor. Karadağ maçında Yusuf Hakan oynadı. Bu maçta Ozan Hakan bekliyoruz. Ama yani Ozan da müsabaka eksiği olabilir. Ozan Hakan bekliyoruz derken yani Gazeteler öyle bekliyor. Ozan Tufan acaba fiziksel olarak hazır durumda mı? Hoca daha iyi bilir onu. Kerem yine muhtemelen sahada olacaktır. Kerem mi? Ama şey diyorlar, Cengiz ve Kenan başlayacak diyorlar. Kenan başlayacak Kerem diyorlar beklemiyor. evet ama ben yine de Kerem'in Kenan'ın yerine Kerem mi bekliyorsun? Tahmin ediyorum. Şimdi Kerem konusunda da bir Enes Ünal, iki Kerem. Hocanın beklentilerini ben anlamıyorum. Yani şimdi sahaya koyarsın oyuncuyu ya da oyununu seyredersin. Bir dersin ki bir notunu alırsın İşte şöyle oluyor böyle oluyor bilmem ne falan filan. Bizim oynadığımız oyun içerisinde ne yaptıklarını ya da nasıl bir verim aldığını Hoca ne düşünüyor ve nasıl değerlendiriyor ben onu anlayamıyorum. Kenan'la mı? Kenan'la. Kerem'le başlayacağız ama Kerem Cengiz'le başlayacağız ama. Defansif başlayacağı katkısı zaman... olduğunu hep varsayıyorduk. Biliyorsun Karadağ'ın golünde ayakkabılarını bağlıyordu. Defansif katkısı olduğunu iddia ettiğimiz oyuncu. Ya tamam iyi pozisyon ara koşulları var. İyi pozisyon alıyor ara koşulları var vesaire ama, vesaire ama yani savunmaya ne kadar hani o kadar çok beklendiği gibi mi destek veriyor? E buraya bu kadar de destek yani veriyorsa sol gol yollarında. Çok mu hücumcu mesela sol açığımızı ona göre planlıyoruz? sol bek Mert Müldür çok mu hücum katkısı yaptı da veya Mert Müldür'e böyle bir özgürlük mü tanıdık? Onu tanırsak anlarım. Mert Müldür hatırla Avrupa Şampiyonası'nda bir İsviçre maçımız var. Müthiş sol bekten evet, 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 yaptı evet, falan. evet, İlk 45'te acayip 3 tane 4 tane pozisyona girdi. Mert böyle bir oyun oynasa anlarım. Dersin ki Mert çok çıkıyor. Mert'e böyle bir özgürlük tanıdım. Kenan'da onun yerini alıyor. O yüzden Kenan'da kullanıyorum. Dese anlarım ama hani Mert Müldür'e de böyle bir özgürlük tanımışız. Mert ekstra bir oyun oynuyor gibi gelmedi bana. Aday kadro Zeki Çelik, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Çağlar Söncü, Merih Demirağ, Ozan Kabak, Alpaslan Öztürk. Evet. Abdülkerim'i saydın mı? Sonradan Abdülkerim de ekler. Abdülkerim Bardakçı, evet. 6 stoper var kadroda. Söyleyeyim sana bak. Kaan stoper kullanıyoruz. Çağlar, Ozan Kabak, Merih, Alpaslan, Abdülkerim. 6 tane stoper var. Başka pozisyonlarda oynayabilenleri var özür dilerim ama altı tane stoper oyuncusu var. Stoper oynayan. Kaç santrifor var? 3. Burak, Burak, Yılmaz. Halil Enes. Kenan'ı kanat kullanıyoruz. Altı stoper, 3 santrifor var. Yani altı stoper olabilir. Tamam iyi stoperlerimiz var. İşte alt pastanı ön libero kullanabilirim dersin. Kaan'ı ön libero kullanabilirim dersin. Anlıyorum. Ama niye 3 santrifor? Niye 4 değil? Niye dört dil? Ben mesela Adem'i çağır derken veya Umut Bozo'u çağır derken birini çıkar demiyorum. Ekstra çağır yahu, ekstra çağır yani 28 kişi 30 kişi yap kadroyu. Üç maça çıkacak. ki olmuyor bir sınır falan var herhalde. Yok bir sınır yok diğer milli takımlar çağırıyor. Herhalde. Diğer milli takımlar çağırıyor. Biz çağırmıyoruz ne ekmezi. Solda Rıdvan'la, sağda Mert'le eğer Zeki'nin bir şeyi yoksa e, Allah korusun oynamasına engel bir durumu yoksa. Ve... Zeki Mert'le o zaman. Zeki Mert'le e, e, yoksa Rıdvan Mert'le. O da belli değil. Rıdvan'ı biliyorsun Cebel Tarık maçında sol beke Efecan'ı kaydırdı. 80. Evet. dakikaya kadar Efecan'ı bek kullanıp Rıdvan'ı ancak 80'de soktu. Yani sen yedek sol bek olsan herhalde bayağı üzülürsün gece. <gülüyor> yani <gülüyor> oraya devşirme bak. Efecan oynuyor orada ben oynamıyorum diye üzülürsün. Hiç böyle düşünmemiştim doğru. Ya, Rıdvan da üzülmüştür herhalde kalbi kırılmıştır. Değerli izleyenler yarın da yine son haberlerle milli takımımızı ve yarın oynanacak Hollanda karşılaşmasını değerlendireceğiz. Uğur Bey var mı atladığımız bir şey? Hepsini konuştuk yarın herhalde. Devam ederiz artık millet. O zaman bir ara verelim. Değerli izleyenler, ardından da Fenerbahçe ile devam edelim. Değerli izleyenler foto maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Son hedef Zaidu. Kanarya Pereira'ya bir de sol bek almak için bastırıyor. Zaidu Sanusi için. Porto ile pazarlığa devam eden Sarı Lacivatliler alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor demiş. Şuradan bakayım Zaidu için kapıyı yüksekten açması açmış Porto. Dolayısıyla henüz anlaşma şartları oluşmadı diyor gazete. Bu transferde ilerleme olmaması halinde alternatif oyunculardan birisiyle anlaşılacak. Peki alternatifler kimmiş? Habere göre adaylar arasında Independiente'li Fabrizio Bustos ile River Plate'de oynayacakları maçın kadrosuna... Ha pardon. Fabrizio Bustos'muş bir tanesi. Diğer adaysa Fabrizio Angileri demiş River Plate'in reddettiği ilk teklifi. River Plate reddetmiş bu iki oyuncu eğer şey olmazsa Zaydu olmazsa solbek alınması halinde bir isimle yollar ayrılmak zorunda zayıf halka Sosa ve Zayis demiş gazete. Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun kadroya katılması durumunda yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Görüşmelere devam eden Steven Caulker'ın gitmesi halinde bu rakam 14'e inecek. Sol kanada oyuncu arayan Sarı Lacivertli ekibin bu transferi yapabilmesi için bir yabancı oyuncusuyla daha yollarını ayırması gerek. Takımda zayıf halk olarak Miha Zays ve Jose, e, Sosa, Jose Sosa gösteriliyor. Zays'a Rusya'dan teklifler olduğu belirtiliyor. Orada transfer 7 Eylül'de kapanıyor. Sosa'nın 26 Eylül'e kadar da Arjantin'e dönme şansı var. Peki bir de Stephen Colker bilmecesi yazmış. Hemen onu da okuyalım. Steven Colker'ın hangi takıma transfer olacağı hala netleşmedi. Kayseri Spor'la anlaşamayan İngiliz stoperin rotasını yeniden Gaziantep'e çevirdiği belirtiliyor. Gaziantep Futbol Kulübü yöneticilerinin Steven Colker'la anlaştığı öğrenilirken Fenerbahçe ile görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi. Demiş gazete. Şey açısından Steven Colker açısından tabii çok üzücü. Ya diyorsun ki Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Evet. Ya transfer olurken düşünsene Fenerbahçe'ye gidiyorsun sonra... Çok acayip oluyor. Hazırlık maçlarında kullandı onu. ilk hazırlık maçlarında bir iki iki buçuk maç şans verdi. Kolkara Caner'e de şans verdi başlangıçta ama demek ki Üzücü. alamadı. Sonra tamamen vazgeçti. Zaten son yanılmıyorsam 4 hazırlık maçında hemen hemen aynı 11'i kullandı. 3 ya da 4. Lig 11'ini hazırlık maçlarını netleştirdi mesela. Dinamo Kiev, Zvolle o maçlardaki 11 yanılmıyorsam bir değişiklikle lig maçına çıktı. Süper Lig'in birinci haftası çıktı. Pereira hazırlık başlarında lig stratejisini kurmuştu. Kolkır için şunu düşünüyorum. Yani bence büyük takım oyuncusu. Vitor Pereira'nın planlarına uymamış olabilir ama alacak takım bence iyi bir alacaktır Steven Kolkır'da. Kolkır bahsini böyle kapatayım. Çünkü İngiltere milli takımına kadar çıkmış. Tottenham'da iyi işler yapmış. Klopp'un Liverpool'a ilk transferi. Yürüyen Klopp Liverpool'la anlaştığı ilk yaptığı transfer Steven Kolkır'dı savunma sorununu çözmek için. Yani potansiyeli yüksek potansiyel gerçi 30 yaşında bir önce potansiyelinden söz edilemez de CV'si güçlü diyeyim, düzelteyim. Deneyimli, üçlü savunmanın merkezinde ben onu bekliyordum ama hoca oyun görmedi. Saygı duyuyorum, hoca tabii daha iyi bilir. Ama bence büyük takım oyuncusu. Ben büyük takımlardan birinin yerinde olsam Fenerbahçe'ye temasa geçip stoper rotasyonu kol kırı düşünürdüm. Mesela bugün Galatasaray'a 5 Beşiktaş'a alsa kol kırı çok şaşırmazdım. Zayudu'ya gelince şimdi Orada iki mesele var. Birincisi Zayudu'nun geleceği bölgede bir yabancı daha var. Novak. Eğer Zayudu gelecekse yani. Eferdi oynuyor. Sol kanat bek. Bence orada vazgeçilecek isim Novak olur. da Zayt değil de. Zayudu transfer edilirse. İkinci konu da Fenerbahçe'nin orası yerli oyuncu kullandığı bölge. Üç yerli oynatman gerekiyor ligde. Evet. Eferdi bir tarafta, Nazım bir tarafta. Kalede Altay. Eee o üç yerli bulmuş oluyorsun. Diğer pozisyonda daha rahat oluyorsun. Acaba onun o orada hesaplar değişiyor mu? Orada ne düşünüyorlar? E sonuçta Avrupa Ligi başları da var. Herhalde onu düşünüyorlardır. Bir de yani sol kanat bek olarak yabancı transferin öyle bir handikapı var. Yerli olursa mesela şöyle. Beşiktaş şimdi diyor ki mesela benim kalem yerli. Ersin de oynasa, Mert de oynasa orası yerli diyor. Bir yerli oraya yazıyor. Benim diyor sol bekte Rıdvan var, Umut Beraş var. En sakalayı kullanmasam oraya bir yerli koyabilirim diyor. İşte orta sahanın ortasında Salih, Salih var. Yani planını bir şeye göre yapıyorsun. Beşiktaş'ta böyle ki mesela Fenerbahçe hani benim sağ kanat bek yerli, sol kanat bek yerli, kaleci yerli öyle düşünüyorsa oraya sol kanat bek direkt oynayacak bir oyuncu alırsan oradan bir yerli eksilmiş olur. Ki Ferdi de iyi gidiyor. O açıdan da biraz bir, benim kafamı karıştırdı. Hani yerli planlaması açısından da kafamı karıştırdı. Türkiye'de daha başarılı olur. Fanatik gazetesinden geldi başlık ekranlara. Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'yu onu yakından tanıyan isimlere sorduk demiş. Crespo teknik anlamda çok iyi bir oyuncu. 96 1996 Lyon doğumlu. Geçen sezon Portekiz 2. liginin en iyilerinden biriydi ve çok iyi işlere imza attı. Türkiye onun için iyi bir vitrin. Orada da başarılı olup kendisini daha da geliştirecektir. Değerlendirmeleri yapılmış. Oyuncuyu tanıyan isimlerden Eski takım arkadaşı, yetenek direktörü ve menajerler tarafından böyle bir derleme yapılmış orta saha oyuncusu için. Tabii bizim yakından tanıdığımız bir oyuncu değil. Portekiz ikinci ligden birinci ligine çıkmış. Estoril takımında son derece mütevazı bir takımda orta saha oynayan oyuncu. Tabii orada strateji olarak Fenerbahçe Vitor Pereira'nın deneyimlerinden transferde faydalanma yoluna gitti. Kimincede Kim Minje'de de yaptığı transferde de sanki isabetli bir iş yapmış gibi görünüyor. Vitor Pereira'nın know bilgisine başvurularak yapılmış bir transfer. Miguel Crespo tamamen sanırım onun referansıyla yapılan ya da yapılacak bir transfer gibi görünüyor. 24 yaşında bu sezon 3 maçta ilk ilk 11'de oynamış. Estoril ile Portekiz Ligi'nde ki Portekiz Ligi güçlü birlik ve bir tane de gol katkısı var olumlu görünüyor. Bu Burada, veriler ışığında tabii çok yüzeysel bu konuşmalar ama Milliyet gazetesine de geçeceğiz. Oradan da bir ufak alıntı yapalım. Aslında başka bir başlık okuyacağım da sert ve agresif diye bir başlık var. Hemen onu da hızlıca e, okuyalım. Transferde evet, sarı kart görmüş üç maçta. Transferde sürpriz şekilde Miguel Crespo hamlesi yapan Fenerbahçe'nin e, orta sahaya bir alternatif daha eklemiş oldu. Gustavo Sosa, Zeiss, Mert Hakan, İrfancan ve Meyer gibi isimlerin yanına merkez orta saha oyuncusu olarak Crespo'nun transferi ile bu bölgede rekabet iyice arttı demiş milliyet. Ancak Portekizli futbolcunun farklı bir özelliği var. Vitor Pereira orta sahaya büyük önem veriyor. Bu çerçevede merkez orta sahada sert, agresif, dinamik, sürekli ileri giden mücadeleci tipte gerçek anlamda bir oyuncu bulunmuyor. Pereira'nın ilk hedefi Japon futbolcu Morita'ydı ki sen de bunun altına aynı bu ifadelerle çizmiştin hatırlayacaksın. Ancak Santa Clara kulübüyle Sarı Lacivertler anlaşamayınca alternatif isim olan Crespo transfer edildi. 25 yaşındaki futbolcunun teknik heyetin ilk 11 planlarında yer aldığı ifade ediliyor. Geçen sezon gösterdiği performansla Portekiz 2. Liginde en iyi oyuncu ödülünü alan Crespo takımın 1. lige çıkmasını sağlayan isimlerden biriydi. Yıldız orta saha Estoril formasıyla son 2 senede 60 maça çıktı. 9 gol, 5 asist yaptı ve İstanbul'a da geldi diye eklemiş şeyle alakalı olarak. Ofas bir not. Buyurun. Ligde 3 maçta 3 sarı kart görmüş. Her bir maçta sarı kart görmüş. Kupada da 2 maça çıkmış. Orada 2 sarıdan atılmış bir tanesinde. Yani gerçekten enteresan eğer bu veriler bizi yanıltmıyorsa bu sezon 5 resmi maça çıkıp 5 sarı görmeyi başarmış yani toplamda. 3 sarı ligde, kupada da 1 sarı sonra ikinci sarıdan da atılmış. Kağıt üzerine toplamda 5 sarı görmüş gibi görünüyor. Demek ki o Pereira'nın aradığı sertliği tarif eden bir veri bu anladığım kadarıyla Aynen ama. Aynen öyle anladığımız o. 2 gol 1 asiste yapmış bu 5 maçta. Bu da bir orta saha oyuncusu için etkileyici bir istatistik. Evet Alırsak çok gol atar. Sıradaki başlığımız Mergim Berisha transferinin perde arkasında Vitor Pereira'nın olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. Portekizli Hoca alırsak çok gol atar diyerek güven oyu sağladı. Almayalım deseydi güven oyu olmayacaktı herhalde. O zaman almayacaklardı değil mi? Almayacaklardı. E tamam zaten doğru süreç işlemiş. Yani ortaya çıktı derken. Neyse devam edelim. Transfer çalışmalarının yoğun geçtiği Fenerbahçe'de Mergin Berişe hamlesi kısa sürede heyecan yarattı. 23 yaşındaki Forvet'in transferine en çok sevinen isimlerden birisi ise Vitor Pereira'ydı demiş. Yaş, potansiyel kalite anlamında Berisha öne çıktığı transfer sürecinde. Bu esnada Vitor Pereira'nın olumlu görüşü büyük rol oynadı. Vitor Pereira sarı lacivertli yönetime transfer zor biliyorum ama alırsak çok gol atar. Türkiye Ligi'nde görüşünü paylaşarak tam not vermiş Mergim Berisha'ya. Yani geçen sezon 22 gol 14 asistle oynamış Avusturya futbolunda. Ve bu gollerin iki tanesini yanılmıyorsam Bayern Münih'e atmış. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde gayet iyi iş yapmış. Orta mesafe 3-4. Boyu uzun. Hem Santıfor hem Santıfor, Santıfor gibi oynayabiliyor. Daha 23 yaşında. Ama tabii Salzburg'un Santıfor rotasyonunda çok genç oyuncular var. 18-19 yaşında. 3 tane oyuncusu var ve onlardan çok şey bekliyorlar. Zaten bir tanesi Barcelona'nın, Bayern'in ilgilendiği. Orada... Bu arada Pat Sondaka'yı da sattılar. Diğer bir santrforu. Pat Sondaka da Leicester City'e gitti. O da 21-22 yaşında. Berişa'yı da gönderdiler. Ne olacak? 18-19 yaşındaki Adeyemi. Herkesin çok ilgilendiği birinci santrforları gibi görünüyor. Slovak Sesko var. O da 18 yaşında. Adamı Ka var 20 yaşında. Kaç yaşında dediniz Uğur Bey? 18-19 mu? Üç santrforun en büyüğü 20 yaşında. Birinci santrfor olacak öyle mi? Birinci santrfor 19 Güzel. yaşında evet. Bu Vallahi şeyde bravo. yani Salzburg... Öyle enteresan bir makine düzeni ki. demek ki oluyormuş. Ama işte dünyanın en iyi arama tarama kabiliyeti olan kulüplerinden biri. Belki birincisi yani. Demek makine ki oluyormuş. işliyorlar. Ve onları yapıyorlar yatırımı. Adem bu sezon 6 gol atmış resmi aşağıda. 19 yaşındaki Santrfor. Ligde 6 maç 6 golle başlamış. Adam ile Adem'i çift Santrfor kullanıyorlar. Biri 18, biri 19 yaşında gördüğüm kadarıyla. Biri 20 yaşında. Fenerbahçe geniş kadrosu da bu arada ekranda. Ya yani 23 yaşındaki Berisha yaşlı gibi kalıyor onların yanında. <laughs> Aynen öyle. Öyle vallahi. bir takım ki. Onda da e, sen diyor misyonunu tamamladın artık diyor. Sistem ona onu söylüyor. Yani şöyle bakıyorlar galiba. 23'e kadar hani parlayıp Avrupa'nın 5 büyük liginin devlerin ilgisini çekecek. 50-60 milyon euro'lar konuşulacak bir oyuncu dönüşmediysen alttan yenilerine şans veriyorlar anladığım kadarıyla. Yani Salzburg'un stratejisi biraz öyle. Kendi üst takımları Leipzig'e geçmediysen veya Başka büyük takımla ilgisini çekmediyse, orada teşekkür ediyorlar sana. Zaten çok inanılmaz genç bir takım. Ya şöyle söyleyeyim, Salzburg'da az kadrosunda 21 yaş altı kaç oyuncu var biliyor musun? Futbolun gelişimine hizmet ederken, sadece kendileri değil dünya futbolunun gelişimine hizmet ederken para da kazanıyorlar üstüne. 18 oyuncu var. Güzel. 28 kişilik kadro olan 18'i 21 yaş altı. Tamamen stratejileri bunun üzerine kuruldu. Bu transfer süresinin bizde bir hafta uzaması iyi oldu. Aslında Harik şeylerin oldu. de işine geldi. Şimdi bakma biraz haksız rekabet gibi olmuş gibi görünüyor büyük liglere. ama hani onlar bir hafta daha uzasaydı evet. biraz haksızlık ama onların da işine geldi. Onlar da bayağı kadro boşaltma anlamında e, bu avantajı kullandılar. Kullanıyorlar. Herkesin işine Doğru. bir geldi yani. UEFA'ya veremiyoruz bu oyuncuları ama 1-2 iki elden sonra gelenleri UEFA listesine veremiyoruz ama bir taraftan da transfer sezonu bittiğinde 5 büyük ligde geniş kadrolarda yer bulamamış oyuncular için artık Asya gibi ki Amerika'da da transfer sezonu bitti ama önceden farklıydı. Asya gibi Amerika gibi alternatifler oluyordu önceden. Başka alternatifleri olmuyordu. Şimdi Avrupa'da böyle cazip Rusya gibi Türkiye gibi seçeneklerin olması olumlu. Rusya'da devam ediyor. Evet. Artık oralara bakıyorlar. E biz de daha masaya daha güçlü olabiliyoruz. Oyuncuya diyebiliyoruz ki ya Buraya geldin geldin gelmedin 8 Eylül'den sonra Avrupa'da gidebileceğin üst düzey bir turnuva kalmıyor. Son seçenek biziz diyoruz. O açıdan güzel oldu. Ben de bu 8 Eylül'e transferin uzamasını olumlu buluyorum. Sanki orada bir haksız rekabet dedin ama bizim lehimiz oldu. Tabii tabii. Biz iyi, bizim için iyi olduk. Bizim ben oldu. Ben söyledim ya Avrupa'nın büyük ligleri için biraz sanki onlar öyle düşünmüş olabilirler. Evet. Ama sonuçta onlar da faydalandılar. Kadrodaki onlar da büyük turnuva. şişkinliği şey yapmak üzere azaltmak isteyenler onlar da faydalanıyorlar Bunlar Tabi, Onların da Onların ekonomik güçleri yani. fazla. Büyük turnuva. Onlardan alabilecekleri oyuncu bir e alıyorlar. Avrupa listelerine yazıyorlar Avrupa'dalarsa. Hani biz daha orta sınıf bir turnuvayız. ikinci halka turnuvayız. Bizim böyle bir opsiyonumuz olması elimizi kuvvetlendirdi, güçlendirdi. Ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Bu sefer Avrupa listesine yazamıyoruz. Bu sefer onlar da daha farklı davranmaya başlarlar. O zaman o da olabilir, tabii. yani daha farklı işi, avantajımızı kaybederiz yani dediğin gibi. Şimdi değerli izleyenler Galatasaray'a geçiyoruz. Foto Maç Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Aslan'dan tatsız prova. Galatasaray hazırlık maçında Hacı'nin takımı Farul'e yenildi. Milyarda boş durmayan Galatasaray, Florya'da organize edilen hazırlık maçında Georgi Hacı'nin çalıştırdığı Farul Kastanta'ya 3-1 yenildi. Maça Fatih Öztürk, boyu Işık Kağan, Markao, Ömer, Aytaç, Berkan, Emre Kılıç, Morutan, Babel, Cagne ilk 11'iyle başlayan Sarı Kırmızılı takım Noyer'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gençlerin oyuna girdiği ikinci 45'te Aslan üstünlüğü koruyamadı. Rumen ekibi Betenkor Eli ve Ganea'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı sahadan. Oğulcan döndü demiş. Ee, Faruk Kastanta ile oynanan hazırlık maçında forma şansı buldu. İkinci yarıda Berkan'ın yerine oyuna giren Oğulcan'ın istekli ve arzulu görünmesine karşın maç eksiği dikkat çekti. Şimdi burada bir haber. Şuradan bakayım. Marka ile alakalı bir şey al. Bizim bu sayfada yok da. E, onu sonra söyleyeceğim. Önce anlaştı sonra yolladı. Emre Taşdemir'den sonra yine sözleşmesi uzatılan Emre Akbaba'nın da kiralık gönderilmesi eleştiri konusu oldu. Emre Taşdemir'in yıllık ücretine %100 zam yapılarak Giresun'a, Emre Akbaba'nın ise Alanya'ya kiralanması planlama hatası olarak yorumlanırken kaleci sıkıntısı yaşayan Sarı Kırmızılılar'da Okan Kocuğun da Giresun kiralık verilmesi hatalı bulunmuştu ki bunu daha sezon başlamadan konuşmuştuk seninle Allah Allah falan diye böyle de bir durum var diye altını çizmiş. Marka ile alakalı olarak da değerli izleyenler yani Galatasaray taraftarı nereye bakarsa görmüştür muhtemelen de. E, üç aşağı beş yukarı her yerde e, son derece vasatlı, isteksizdi, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekti. Başlıkları atılmış Markao'nun dünkü e, bu şeyle e, Farul takımıyla, hacinin takımıyla oynanan maçta. E, farul maçında stoperde de Markao'nun partneri olarak Işık Kağan Arslan kullanılmış ki uzun zamandır hani beklediğimiz üst yapıda Galatasaray'ın umut bağlı bir oyuncuydu. Yanılmıyorsam iki sezon önce U19 Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş yapmıştık Galatasaray bu Paris Saint Germain'li Real Madrid'li grupta. Orada U19 takımı iyi sonuçlar almıştı. Deplasman galibiyetleri falan. O takımdan o takım bir parçasıydı Işık Kağan Arslan. Şimdi A takıma çıktı. Yavaş yavaş da savunmanın göbeğinde alternatif olarak ön plana çıkıyor. Ee, Emre Kılınç, Ryan Babel, Cagni ileri üçlüsünü kullanmış. Fatih Hoca onları da şeye yazdı. UEFA Avrupa Ligi listesine yazdı. Onlara da şans vermek, görmek istemiş. Zaten 80. dakikaya kadar maç 1-0'mış. 80'den sonra 3 golü yemişler. Maçın sonunda belli ki düşmüşler. Şüphesiz ki tabii Okan Kocuğ'un erken kiralanması sonradan bir bedel ödetti. <laughs> Galatasaray Avrupa'da çünkü. Muslera 1. PSV maçında ceza duruma düştü. Ondan sonra Berk Balaban girdi oyuna. Sonrasında İsmail Çipe'yi kullandılar ve bir anda Galatasaraylar düşündü. Ya yani Muslera olmadığında bizim kaleci rotasyonumuz Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban'a niye kaldık? Okan Koçuk vardı bu takımda. Geçen sezonda oynuyordu diye düşündüler. Orada ben de bir planlama hatası olduğunu zaten hani düşünüyordum ve evet. dile El getirmiştim. Bir sonraki sayfamız Fanatik gazetesinden. Morutan ve Çikaldağ o kendilerini kanıtladı. Başlığı atılmış bu sözler. Galatasaray'ın yeni Rumen yıldızları için kullanılan bu sözler Galatasaray efsanesi Hacı'ye ait. Morutan çok yetenekli, önü açık. Buraya adapte olması lazım. Biraz sabır lazım. o da iyi oyuncu. Zaten ikisi de kendilerini ve bu formayı hak ettiklerini iki haftada gösterdiler sözleri. Başlık ve başlık altında görülmüş. Rumen efsane. İyi maç oldu. Her iki takım için de güzel idman oldu. Yolun başındayız. Yeni bir takım yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Çok gencimiz var. 10 tanesi milli takımlarda Romanya'nın en iyi akademisine sahibiz. Gurur duyuyoruz sözleri aktarılmış. Morutan çok yetenekli. Önü çok açık. Sabır gösterilmesi gerekiyor biraz adaptasyon için. Çıkaldao da iyi oyuncu. Zaten ikisi de kendilerini bu formayı hak ettiklerini iki haftada gösterdiler dedi. Morutan İdman maçında oldukça iyi performans sergilerken Çıkaldao milli takımda olduğu için karşılaşmada görev yapamadı diye de hatırlatmış gazete. Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in yeni prensi belli oldu. Az önce Uğur Meleke'nin altını çizdiği Işık Kaan Arslan. Sarı Kırmızılı altyapıdan birçok ismi Türk futboluna kazandıran, son olarak Ozan Kabak gibi ismin bir ismin yıldızını parlatan Fatih Terim şimdi de Işık Kaan Aslan'ın üzerine düşüyor. Terim 20 yaşındaki Soper'e dünkü hazırlık maçında görev verirken genç oyuncu hocasını mahcup etmedi. Savunmada kritik müdahalelerde bulundu. Hücumlara takımının tek golünü kaydetti performansıyla gelecek adına umut verdi. Demiş gazete. Ee, Çikal dağ ve Morutan evet iyi başlangıç yaptılar ben de. Adaptasyon derken ne kastediliyor Uğur Bey? Adaptasyon süresi. Evet. Ya Morutan ya, bazen, bazen ilk başta şey hazırmış diyor. gibi göründü mesela. Evet. Hiç adaptasyon bilemezsin elbette. Yani yeni şeylerle karşılaşacak e, bazı belki kültürel bir şok ya... bilemezsin elbette ama. E, ha, su, ha, havasına suyuna alışmaktan bahsediliyor değil mi? İnsanları tanımaktan ya mesela bahsediliyor. Mesela kaylıların biraz zaman aldı kendini göstermesi. Bazı oyuncular yeni bir ekosisteme girdiklerinde adaptasyon sürecine ihtiyaç duyabiliyorlar. Şunu söylemek istedim. Mesela e, neydi Fatih Hoca'nın gözünden düşen oyuncu? Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed bir geldi, 5 maçta beş gol, fırtına gibi... Durdurulamaz bir, bir performans. Duymadı. Yani bir adaptasyon sonra oldu o adaptasyon. Şimdi Morutan geldi. Hatırla e, Süper Lig'de oynanan son maçı. Allar verler aradan geçme ara pasları çıkaldı. dağı attırdı. O kaleci'ye vurdu döndü kerem attı vesaire. Hiç öyle hazır değilmiş gibi bir görüntüsü yoktu. Evet. Yani yine fırtına gibi girip adaptasyon sonradan mı oluyor Düşer onu merak ediyorsun. İyi başladı özgüveni yüksek çocuğun. Topu istiyor. Evet. Ayağında bayağı top tutmaya meraklı ki bazen böyle ekstra fazla tutabiliyor. Hızlı. Bence onu çözmesi lazım mesela. Bir tane daha dürtmek yerine pas kullansa bazen daha doğru olacak. Bazen o tercihleri iyi yapmıyor ama tabii iyi oyuncu öyledir. Yani top ayağında kalsın ister. Morutan'da o sinyaller var. Özgüveni çok yüksek. Zaten özgüveni yüksek olduğu için daha ilk maçında asiste ve işte gol yaratılışına katkı yaptı. Çıkaldı o daha soğukkanlı, daha iki yönlü daha fazla gelgit yapıyor, daha fazla koşuyor, daha fazla defansif katkı yapıyor, daha farklı bir oyuncu. Ee, daha olgun duruyor. Yaratıcılık anlamında? yaratıcı Yaratıcılık anlamında Moruta evet. ön plana çıkıyor. Belli ki daha fazla gol ve asist yapacak. Ama dinamizm, soğukkanlılık, mesela büyük maçta ön plana çıkma çıkal daha bunları yapabilir gibi görünüyor. Mesela ikinci, ilk maçta e, öne katkısı çok azdı ilk oyunda maçta. İkinci maçta daha çok katkı yaptı. Ceza alanına ikinci santrifor koşuları yaptı. Eee ki zaten iki golü var. Gelir gelmez. İkisi de evet benim beklediğimden daha iyi başladılar. Ben biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirler mi diye tereddüt ediyordum ben de. İkisi de beklediğimden iyi başladılar. Çıkaldı adam Orutan'da. Şu ana kadar verdikleri sinyaller iyi. Peki. Uğur Bey Beşiktaş'a geçeceğiz ama geçmeden isterseniz bir aramız daha var. Bir kısa aramız daha var. Onu da verelim. E, ardından e, Fanatik Gazetesi'yle ve Beşiktaş'la devam edelim. Hemen ekrana geliyor başlık. İşte yeni Kartal. Transfer döneminde kadrosuna 12 yeni takviye yapan siyah beyazlılar 3 kulvarda da oldukça iddialı. Geniş kadro ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 artı 3 kuralı sebebiyle ideal bir 11 kurması zorlaşan Sergen Yalçın farklı bir sistem mi uygulayacak demiş. Peki nasıl? Bakayım burada. Sergen Yalçın'ın muhteşem şampiyonlar ligi ve lig olarak ikisini ayırmış. Lig 11'i ve e, Şampiyonlar Ligi. Şu bak soldaki Lig 11'i görebiliyor musun oradan? Biraz küçük gibi. Sağdaki de Şampiyonlar Ligi. Ersin de başlayacak. Ligde tahmin yani. Valentin e, Rozier, Wellington, Vida, Rıdvan. Savunma dörtlüsü. Orta alanda Piyaniç, Soza. Onların önünde Raşit Gezal, Alex Teşiyer'e, Kenan Karaman solda ve Mişi Batşuay'ı en ileri uçta. Görev yapar diye tahmin etmiş. Şampiyonlar Ligi'nde Mert Günokkale'de. Rozier, Wellington, Vida, Ensakala. Orada savunma dörtlüsünü oluşturacak. Bianech ve Josef de Souza yine orta alanda. Raşit Gezal, Alex Teşiyara, Kayillerin solda en ileri uçta da bir şey bat Yani burada iki şey arasında 11 arasında iki oyuncu değişmiş. 3 ee, galiba. Ersin Üç yerli Rıdvan. Var ligde. Ha burada Kenan da var tabii pardon. Ersin Rıdvan ve Kenan'dan Kenan. yana kullanacak. Evet. Ligde diyor şeyi. Üç Türk oyuncu kontenjanını. Ya tabii bu Nasıl denir? Çok varsayımsal. Elbette. Çok hipoteze dayalı ama şunu söyleyebiliriz ki tabii ki her takım Avrupa Kuparı'na mücadele eden 3 takımımız da şüphesiz ki lig ve Avrupa Kupası arasında e, rotasyona ihtiyaç duyacak. Çünkü zaten hafta sonu perşembe, hafta sonu perşembe tabii. takvimine girecekler bir noktada. Doğal olarak oyuncuların enerjilerini ekonomik kullanma adına da Süper Lig'deki 3 yerli oynatma zorunluluğu adına da bir takım değişiklikler olacak. E Beşiktaş'ta kale yerli Ersin ve Mert. E sol bekte Umut ve Rıdvan gibi iki yerlin var. Orta sahanın ortasında Salih'in var. Uçta kullanabileceğin kanatta ve en uçta kullanabileceğin Kenan'ın var. Bunları döndürecek özellikle. Bunları daha çok ligde kullanması olası ama yani ligle şampiyonlar ligi arasında farklı bir 11 oluşacağını bazı oyuncuların sadece şampiyonlar liginde kullanılabilenin çok da ihtimal vermiyorum. 6 maç çünkü sadece şampiyonlar ligi. Umarım devam eder Ölçler, sonrasında Sonuçta rotasyon olacaktır. Gelmek, Tabii ki rotasyon olacaktır. Çünkü Süper Lig'de 3 yerli zorunluluğu var. Zaten Umut Meraş, Kenan takviyeleri yapılırken, kaleye Mert alınırken bütün bunlar dikkate alındı. Son tahlilde Beşiktaş çok derinlikli bir kadro oluşturdu. Bence ya yani müthiş bir transfer sezonu geçirdiler. Yani Beşiktaş tarihinin iyi transfer sezonlarından birini geçirdi ve şampiyonlarla Ligi için çok çok umut veren bir takım yarattı. Her bölgede derinlik yarattı. Özellikle orta sahada yarattığı derinlik inanılmaz yani insan düşünüyor. Bu kadar oyuncudan işte Atibas'ı, Josef'i, Piyanıç'ı, Salih'i, Alex Teixeira'sı hangilerini kullanacak Sergen Hoca? Orada nasıl bir tercih yapacak? Gerçekten bulmak zor. Orada tabii üç cephede mücadele ediyor olmanın avantajı var. Hep aklıma şu geliyor benim. Acaba diyorum Türkiye Kupası'nda da mı bir rotasyon. Özgür bıraksalar. Yabancı sınırını. Türkiye Kupası'nda da acaba kulüpler Özgür davranabilirler, orada da esnetilir, oyuncu kullanabilirler mi diye. Türkiye Kupası statüsü acaba bu şekilde değişir mi? Bunun zararı faydası ne olur? Belki bunun üzerine kafa yorulabilir. Ama tabii Türkiye Kupası'nda da sıkça genç oyuncular şans buluyor. Belki onların önü kesilebilir, öyle bir talihsizlik olabilir ama beyin jimnastiği. Önümüzdeki sezon için elbette. Eğer önümüzdeki sezon için bir yenileme yapılacaksa bence komple serbest bırakılabilir mi acaba bilmiyorum ki. Yeni sezonda es... bir yenilik bekliyoruz değil mi? Bekliyor muyuz onu da bilmiyorum. yani Galiba söylentiler o yönde. Bekliyormuşuz. Bekliyor muymuşuz? Bekliyormuşuz ama şöyle bir yenilik bekliyormuşuz. Yani ya yeni sezonda yenilik olacak tabii azalacak bitenler. 7 olacak Normal değil şartlarda. mi? Ee, 8 artı 4 yerine 7 artı 3'e düşeceğiz. Eskiye döner miyiz acaba bilmiyorum. Pardon ki. 8 artı 6 mı şu an? Bak şu an kafam karıştı. Şu an bir sayı kaç? 6 <laughs> şu anda. 8 artı 6 evet. değil mi? 7 artı 5'e düşecek. Seneye 12 yabancı ile imza atabileceksin. 7'sini ilk 11'de kullanabileceksin. Oza var zaten cepte ama şöyle bir söylenti var. Koridorlarda konuşulan. Başlangıçta bu sınır olacak 7 maksimum 7 yabancı sınır ama maç içinde yani oyuncu değişikliklerinde bu aranmayabilir diye bir söylenti var. Ben ne kadar gerçeklik payı nedir bilmiyorum tabii. Şeye döneceğiz yani hep o verdiğimiz örneği maça başlayacağız ondan sonra 5 dakika sonra oyuncu değişiklikleri. yapabileceksin. Yerli yerine yabancı girebilecek. Oyun içinde sayı 8'e 9'a çıkabilecek diye bir söylenti var ama bilmiyorum. Federasyona ne kadar karşılık bulur. Sayın Şenol Hoca'nın söylediği gibi Nihat Özdemir'i aramak lazım. Oradan alabiliriz bir iki. Nihat Bey en son şey demişti. Ee, biz bunu zaten bir sezon önce hayata geçirecektik. Esneklik istediler bir sezon erteledik. Bundan sonra da devam edecek plan diyor. Peki bir sezon önce hayata geçirirken bununla ilgili mutabakat var mıydı merak ettiğimiz o. E, sordum. yani sordum Hocaların hiçbirisi kimse bize bir şey sormadı evet. diyor. Yani kulüpler e, kulü... bile bunu doğrulamıyor. E kulüpler de erteleme istediğine göre onlar da erteleme çaresiz kaldılar. Aslında istemiyordu kulüpler bildiğim kadarıyla. İşte istemiyordu. Çoğunluğu istemiyordu. O yüzden Yabancıya erteleme limit istediler. O yüzden erteleme evet. istediler. Halbuki bu tarz kararlar için İngiltere'de olduğu gibi çünkü İngiltere'de bu tarz hayati kararlar 20 kulübe soruluyor, 20 tek direktöre ve onların 3'te 2 çoğunluğu aranıyor. Yani 20'de 14 aynı görüşteyse o değişiklik işte yapılabiliyor bir statü değişikliği yapılıp İngiltere'den hani bu modeli transfer etsek bu tarz kritik kararlar kulüplere sorulsa yani özel direktörlere sanki daha hayırlı olabilir. Bir sonraki sayfamız David Luiz Beşiktaş'a. Siyah beyazların boşta olan 34 yaşındaki Brezilyalı stoperle temasa geçtiği ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirt teklif edildiği belirtildi ve Luiz'in rotası İstanbul olabilir denildi. Brezilyalı soper David Luiz. Bir sonraki e, Beşiktaş olabilir demiş. Bir bakayım gazete vermiş mi? Tribalfutbol.com adlı bir internet sitesi yazmış. Çok da şey etmemek mi lazım acaba? Daha önce çok konuşuldu zaten David Luiz Beşiktaş'a gidecek e, Şu anda da boşta. Diye. Avrupa'da birçok ülkede transfer sezonu bitti. Dolayısıyla çok fazla opsiyonda kalmadı. O yüzden tekrar yazılıyordur. Ama geçen sezon Arsenal'da çıktığı maçlarda birçok kritik hata yaptı kırmızı kartlara, penaltılara sebebiyet verdi. Eski çabukluğu, çevikliğinde değil ama tabii ki David Luiz yani. CV'sinden sual olunmaz. <laughs> tabii ki adı David Luiz. Değerli izleyenler Trabzon'a gidiyoruz. Trabzonspor cephesinden ilk başlamış Foto Maç gazetesinden Puan canavarı Avcı. Trabzonspor başarılı hoca ile şahlanıp zirveye çıktı. Geldiği andan itibaren farkını gösteren, takımı her alanda yükselişe geçiren tecrübeli hoca 2.11 puan ortalamasıyla rekor kırdı. En iyi sezon başlangıcına imza attı. Maç başına 2.11 puan ortalamasına ulaştı. Abdullah Avcı... Kulüp düzeyinde Süper Lig devam ederken görev kabul ettiği tek takım Bordo Mavi ile ekip oldu. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 300 gündür Karadeniz ekibinin başında başarı için mücadele ediyor. 17 yıl sonra bir ilki başardı. Sezona e, 3'te 3 ile başladı Abdullah Avcı. Trabzonspor'da çok güzel bir kadro kırdı, kurdu. Dengeli evet. bir kadro kurdu ihtiyacı olan yerlere ve son derece yetenekli, becerili isimleri getirdi mevkilerinde. Bu galiba 2.11. Abdullah Avcı da geçen sezon artı bu sezon çıkılan 35 maçın neticesinde e, puan ortalaması ki 2.11 normalde hani bu normal bir sezon olsaydı full bir sezon olsaydı şampiyonlar büyük ihtimalle yeterdi. Şampiyonluk ortalaması. Ki geçen sezon işte 2.05 ile şampiyon oldu Beşiktaş. Önceki sezon önceki iki sezon Başakşehir ve Galatasaray 2.03 oldu. 2.11 normal şartlarda Türkiye'de Son 3 yılda şampiyonlar yetiyordu. Ama tabii Abdullah ki biri önceki sezona ait bir kısmı. Bir kısmı bu sezona ait olduğu için. Ortalama böyle hesaplanmış. Çizgisi gayet iyi. Gidişatı gayet iyi. Bu sezon Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray, Trabzon'da sanki dördü de iyi transfer dönemi geçirdiler gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Zaman öyle bir ama sanki öyle, öyle görülüyor. görünüyor. Yani belki de hani 30 yıldır falan futbolu yakından takip ettiğimi iddia edebilirim. 30 yıldır ya dört büyüklerde iyi transfer, hepsi iyi nokta transfer geçirdi dediğim bir Ve dönem hatırlamıyorum. Oyuncu. Gerçekten öyle. Sanki bu sezon hani böyle o anlamda doğru işte. Peski Trabzon'da Avrupa'larında Sivasa devam edebilseydi orada da e, ödülünü alsalardı doğru işler yaptılar gibi görünüyor. Trabzon'da nokta atışı transferler yaptı. Sağ açık Jervinho santrfor Cornelius, merkezde Hamşik, e, sağ Bruno Perez sezonu çok iyi açtılar iyi başlangıç yaptılar. E şimdi stopere bir derinlik katmak için Densville eklendi. Orta sahanın orta sahasını derinlik katmak için Siyo kalmaya başladı. Dorukan eklendi. Ee, bir, bir, haber daha var. Sol bek arayışları evet. var değil mi? Fırtına sol şeritte başlığıyla gelsin ekranlarınıza. Bordo Maviler transferin bitmesine 3 gün kala sol bek çalışmalarını hızlandırdı. Gündemde öne çıkan 3 isim. Bradaric, Azarovi ve Mert Müldür. İşte 3 isim ile görüşmelerde son durum. Lille'in 21 yaşındaki yıldızı Domagoj Bradaric için Trabzonspor somut adımlar attı. Yusuf Yazıcı transferinden dolayı Fransız ekibiyle iyi ilişkileri bulunan yönetim, oyuncunun kiralanması konusunda Lille'den olumlu yanıt aldı. Fakat için bu transfere soğuk baktı öğrenildi demiş. Bordo Mavili'ler oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'la ilgili takım arkadaşına olumlu bilgiler verdiği belirtilirken Fırtına Bradarici'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yerli hedefi Mert Müldür. İç piyasada aradığı sol beki bulamayan Trabzonspor gurbetçi Mert Müldür için girişimlerde bulunuyor. Daha önce 22 yaşındaki milli oyuncuyu isteyen Trabzonspor Avrupa'da transfer piyasasının kapanmasının ardından tekrar Sassuolo'nun kapısını çaldı. Karadeniz ekibi genç yıldızı kiralamak istiyor. Esas bölgesi sağ bek olmasına rağmen Amirli takımda son iki maçta sol bekle değerlendirilen Mert için İtalyan ekibinden beklenen yanıt henüz gelmedi. Trabzonspor bir diğer oyuncu Azarovi için pazarlıklarını sürdürüyor. Dinamo Batumi forması giyen 19 yaşındaki Gürcü futbolcunun bonservisinin bir kısmı da Dinamo Tiflis kulübünde. Bordo Mavililer 400 bin euroluk teklifini 650 bin euroya çıkarırken oyuncunun bonservis maliyetinin toplamda 1,5 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Bu arada hemen solda Parmak Alanya'ya Efecan Trabzon'a Alanya Spor Abdülkadir Parmağı transfer etmek isterken Bordo Mavililer beklentisi 1 milyon euroymuş. Güney ekibi de Efecan için benzer seviyede bir rakam talep ediyor. Takas formülü konuşuluyor. İki oyuncu da Abdülkadir Parmak Trabzonspor'dan ayrılarak Alanya'ya, Efecan da Alanya'dan ayrılarak Trabzon'a gelmeye hazırmış habere göre. Bu da bir yine son gelişme olarak Trabzonspor cephesinden haber. Yani sol bek alternatiflerine bakarsak tabii Azarevi'yi yakın tanımamız mümkün değil. Gürcü oyuncu ama Gürcistan milli takımına çıkmış çok küçük yaşta. Muhtemelen Şotan'ın Arşil'in görüşleri de alınmıştır. Muhtemelen. Ona göre hareket ediliyordur. Bradaric, Lille'de Mandava oynuyor. Solbek'te az Solbek olarak. Orada forma bulamıyor. İkinci Solbek pozisyonunda. 21 yaşında Hırvat milli takımına çıkmış. Yüksek potansiyelli bir oyuncu. O da doğru hedef gibi görünüyor. Mert Müldür bizim tabii Türk futbolunun göz bebeklerinden. Ben Mert'ten yani çok şey bekliyorum. Gelecekte bizim en özel oyuncularımızdan bir tanesi orijine sağ bek olmasına rağmen sol beklere canavar gibi maşallah nazar değmesin. Harika gidiyor. Yani Sassuolo'nun bu hoca değişikliği sonrası zaten bu Mert'i Kaan'ı kullanmamasına çok anlam veremedim. Mert orada kullanmıyor Sassuolo'nun yeni hocası. Çok da parlak bir hoca ona çok güveniyorlar. Sezonda iyi işte açtı 40 yaşında ama Mert'i kullanmıyor. Acaba yani keşke Seriada... transferde verilecekti de onun dışında bir plan mı yapmayı düşündü acaba? Olabilir. Benim aklıma mantık olarak baktığımda o geliyor. Ya bu oyuncular gidecek falan mı dendi de acaba? Planlarını onun üzerine yapmadı. Yapmadı. Belki. Mümkündür. Geçen seneki hoca üçlü savunma oynatıyordu zaman zaman. Mert de orta dörtlünün solu da sağa da oynuyordu. Özellikle sağ tabii. Ve ofansif katkı da yapıyordu. İyi bir sezon geçirmişti. Şimdi bu sezon yeni hocası da sola da dörtlü savunmaya döndü. Mert'i de kullanmıyor bek pozisyonda. Mert için tabii oynayabileceği bir takıma gitmesini dilerim. En önemli şey oynamak oyuncularımız, milli oyuncularımız hepsi oynasın isteriz. Kimse kenarda otursun istemeyiz. Mert'le ilgili konu öyle. Açık pozisyona gelince tabii Trabzon'un sağa çıktı, sola çıktı. Vakayeme ve Jervinho'nun arkasındaki 3. E, üçüncü oyuncusu Abdülkadir, Abdülkadir Ömür diyor. Abdülkadir Ömür'ün de sık sakatlanması herhalde oraya bir takviye ihtiyacı hissettirdi. Tabii Yusuf Sarı da var. Canı'yı ile kanatta kullanabilirsin. Koyta'yı da kanatta kullanabilirsin ama orijinal bir kanat oyuncusu oraya takviye etmek istiyorlar. Milli takımın oyuncusu Efecan tabii ki büyük katkı yapar. Pırpır pır oyuncu. Çalım atar. bir farklılık yaratır. Efecan oynayacağı her takımda farklılık yaratır. Abdülkadir parmakta rotasyonu çok geriye düşür Trabzon orta saha rotasyonunda. Berat, Hamşik, Dorukhan Siyopis'te geldiler. Parmağında oynayabileceği bir yere gitmesin. Tekrar milli takıma çıkmasın dilerim. Çünkü Abdülkadir Parmak bence yetenekli özel bir oyuncu. Hiç kimse kenarda oturmasın. Yani milli takımımızın havuzu daha geniş olsun şüphesiz ki. Sıradaki başlığımız. Değerli izleyenler bilmiyorum gördünüz mü haberi görmüşsünüzdür muhtemelen. Böylesi görülmedi. Hakikaten görülmedi galiba. Gelsin efendim evet. Hürriyet gazetesinden ekranlarınıza. Son 14 gün içinde İngiltere'de bulunan ancak Brezilya'ya girmek için yalan beyanda bulundukları öne sürülen Dört Arjantinli futbolcuyu sınır dışı etmek isteyen Brezilyalı yetkililer maç oynanırken sahaya girdi. Arjantin takımı soyunma odasına gitti. Şimdi. Brezilyalı yetkililer Brezilya-Arjantin maçının 6. dakikasında sahaya girip 4 Arjantinli futbolcuyu sınır dışı etmek istediler. Emiliano, Lo Celso, Romero ve Buendia. Evet. Yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettikleri gerekçesiyle. Şimdi. Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi dedi ki 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi niye başın başlamasını beklediler? Bu büyük bir rezalet burası adeta bir sirk dedi. Teknik direktör Skaglioni de yetkililer neden otele değil de sahaya geliyor diyerek tepki gösterdi. Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Torres Arjantin milli takımını suçlayarak kurallar belli karantinaya girmedikleri gibi stada gittiler. Sahaya girdiler bu tam bir itaatsizlik ifadelerini kullandı. Bu konunun dünün konusu olmadığı birkaç gündür Brezilyalı otoritelerin bu konuyu değerlendirdiği ancak herhangi bir karar alamadığı ya da aldıramadığı ve en sonunda da sahaya girip ya çok komik adam ya şimdi affınıza sığınarak ya kot pantolon tişört yani bir resmi görevli gibi de sonuçta burada bir dünya kupası şeyi oynanıyor eleme maçı oynanıyor birisi Arjantin birisi senin milli takımın. Ne, ne bileyim sanki biraz daha böyle bir resmi paldır küldür giriyor durun bunu falan hop ne oluyor çok çok acayip bir durum yani. Garip gerçekten değil mi? Sonradan o, o kişinin silahlı olduğu falan ileri sürüldü. İleri sürüldü diyorum. Bu bir net bir bilgi yok bu konuyla alakalı olarak. Şimdi artık her şey söylenir yani. Teoride destekliyorum, pratikte sıkıntı var. Yani teorik olarak e, Brezilya hükümetinin bütün dünya böyle bir Epidemiyle savaşırken bu hassasiyeti göstermesi olumlu. Teoride destekliyorum. Pandemiyle. Evet. Ne dedim? Epidemi olsun. Birisi yerel birisi global. Pandemiyle uğraşırken. Epidemiolojistlerin bu konuda hassas olması <laughs> ve sahaya girmelerini destekliyorum. Lakin tabii pratikte evet iyi resim vermiyorlar. Keşke pratikte uygulama daha mükemmelleşseydi. Hani bunların bir saat önce ilk 11'de olacaklarını öğrendiklerinde stadyuma geldiklerinde keşke orada uygulamayı yapsalardı. Hani maç başlayıptan sonra böyle bir resim vermek yerine. Altıncı dakikada. Evet böyle bir resim vermek yerine keşke daha önce bu uygulamayı yapsalar doğru olurdu. Ama Los Celso kadrodaydı hafta sonu. Bu diye oynadı hatta Aston Villa'yla. Yani 5-6 gün önce Premier Lig'de oynadılar. Son derece herkesin gözleri önünde, 100 milyonların gözleri önünde top oynamış oyuncular. Dolayısıyla burada biraz da Arjantin milli takımında mı kabahati bulmak lazım? Yani madem böyle bir ülkeye geliyorsun, bu koşullarla geliyorsun. Bunlar da Premier Lig'de oynamış ama sonra sen onları ısrarla milli maçta sahaya çıkarıyorsun. Meselenin birkaç boyutu var ve hepsi neresinden tutsan elinde kalıyor. Bence bu oyuncular gel geleceğe belli miydi? Geleceğe belliydi, biliyordun biliyordun. Geldiklerinde direkt önlem alınmalı ve işler hiç bu raddeye varmamalıydı. Ama Maç... şey olabilir, otelde karantinada kalacaklarını düşünmüş olabilirler. Şimdi geldi. Onlarda karantina mecburiyeti var. E maçı başlatmazsın. Tabii. Maçı başlatmazsa daha doğru olur. yani. Yani bununla ilgili önlem alsalar önceden ya bu oyuncular sahada olacaksa hemen müdahale edelim deseler daha doğru olur. O şeyi atladık mı? Şimdi bu oyuncular beraber geliyorlar, beraber otelde takılıyorlar, sohbet muhabbet, uçak vesaire falan hep birlikte. Bu adam da karantinaya girecekse takım gerisi ne yapacak? Artık Zaten niye geliyorlar mi? ki karantinaya gireceklerse? E, yani Zaten diyorum ya orada Arjantin milli takımının bir strateji hatası yok mu? Bu Ondan... oyuncuların karantina mecburiyeti varsa karantina mecburiyeti o zaman getirme. Korunçiyans stadına, Brezilya'ya getirme. Üç gün orada vakit geçiriyorlar. geçiriyorlar. Şimdi başka bir ülkeye gidecekler maç için. Maçlar devam ediyor. Ki sen koskoca Arjantin milli takımısın yani. Los Santos'un bu anlayanın alternatifi var elinde yani. Onları koyarsın, oyatırsın. E kötü yani, oldu tabii. Brezilya'nın o şeylerine biraz saygı duyulması. Ben öyle düşünüyorum. Gerekiyordu sağlık şeylerine kararlarına, uygulamalarına, yönetmeliklerine vesairelerine yani. E biz şimdi kullandık mı Ozan Tufan'ı, Ozan Kabağaç'a? Kullanmadık. Evet. Çara kullanmadık. Sonra başka ülke, başka koşullar değişti. Şimdi Ozan Tufan'ı kullanacağız işte. Önceki zaman Çağlar'ı kullan. Hani koşullar neyse, sağlık birimlerinin, sağlık uzmanlarının söylediği neyse ona uyduk. Onların da uyması gerekirdi. Şimdi biz zorla düşünsene. Karadağ maçına çıkarıyoruz zorla. Ozan Tufan, Ozan Kabağı filan. Yani Nasıl olur bilmiyorum. Doğru orada. bir hareket olmaz. Demek ki oluyormuş yani baksana. E, çıkarabiliyor musun e, yani. Yani büyük bir krize ne oldu ama. Ondan sonra AS gazetesi şu başlığı atıyor. Değerli izleyenler gelsin ekrana İspanya'da. Küresel utanç. Haklılar. Gerçekten iş keşke bu raddeye sana. gelmeseydi. Fotoğrafta Neymar'la Messi var. Neymar'la Messi var evet. Utanmışlar gibi bir fotoğrafla çekilmiş gerçekten iyi bir manşet olmuş. Fotoğrafı da güzel yakalamış. Değerli izleyenler, süremizin sonuna mı geldik sevgili reji? Pekala, süremizin sonuna gelmişiz. Uğur Melke çok teşekkürler. Haftanın ilk manşetini burada noktalıyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.